Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 26 Aralık 2022 günlerden pazartesi yeni bir gün, yeni bir hafta başlıyor. Aynı zamanda 2022'nin son haftasına da giriş yapmış bulunmaktayız. Bugün sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz. Arkamda zifiri karanlık saatler 7.15'i gösterirken bir yeni bir gün başlarken bizler de bu karanlıkta işe, okula gitmeye de devam ediyoruz. Önce bunu bir hatırlatalım. Belki bir şeyler değişir. Belki hani tasarrufu bırakalım bir kenara varsa yapılıyorsa ve insanlar insanların beklentisine göre bir hareket ediverelim denilir. Bugün bir beklenti bir başka beklenti müjde bakanlar kurulunda gözler kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından kameraların karşısına geçecek. Ne ile ilgili bir açıklama yapabilir? Emeklilikte yaşa takılanlar, onlar şartsız ve formülsüz bir beklenti içinde ve bu düzenlemenin de artık hayata geçmesini istiyorlar. Senelerdir bekliyorlar. Bugün o açıklama gelir mi? Beklentisi var. Sonra doğalgazla ilgili bir müjde açıklaması. Bazı gazetelerin ilk sayfasında hatta manşetlerinde de yer alıyor. Türkiye gazetesinin de manşetinde yer alıyor mesela. Birazdan onu da konuşalım. Emekliler, onların beklentisi. Bugün bizim başlığımız müjde mi isterim? Madem müjdeler verilebiliyor, tam da seçimin arifesinde hadi gelin bize de müjde verin diyen izleyicilerimiz yok mudur acaba ekran karşısında? Nereden günaydın diyorsunuz? Gündeminizde ne var? Lütfen bize yazın. Evet, müjdemi isterim başlığı altında sizlerle konuşalım ama bir yandan da belki bize fotoğraflarınızla da ulaşabilirsiniz. Sonra Instagram'dan da Twitter'dan da yeni güne nasıl başladığınızın fotoğraflarını da bizlere at aktarabilirsiniz. Şimdi isterseniz şöyle bir gazetelere bakalım hep birlikte. Şöyle bir gazeteler üzerinden siz de evden çıkmadan bir tur atalım. Böyle bir imkanımız da olsun. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ekonomi bugün en fazla konuşacağımız başlık ve dün sokağa çıktık, çarşı pazara baktık. E yılbaşı geliyor, yeni bir yıl, böyle hayallerle umutlarla hedeflerle beklediğimiz bir yıl daha geliyor. Ama bugünler, bugünler çok zor. Önümüzdeki günler nasıl olacak? Umutlarımız var. Ama önümüzdeki günlerde kolay geçmeyecek. Yani ne kadar pembe tablolar çizilse de. Evde yılbaşı bile zor. Yeni yıl kutlamalarının maliyeti katlandı. Bir sofra 2500 lira. Nerede? Dışarıda mı? Hayır evde. 10 kişiden 8'e yılbaşını evde geçireceğini söylese de sofra kurmak oldukça zor olacak. En ucuz ürünler tercih edilse bile alkollü bir eğlencenin maliyeti mezeler dahil edildiğinde 4 kişi için 2500 lirayı buluyor. Yurttaşlar eğlenceyi unuttuk kombi bile açamıyoruz diyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber bu şekilde. Şimdi hani alkollü olur, alkolsüz olur. Yalnız yılbaşı sofrasının kurulmasının ne kadar zor ve artık ne kadar daha pahalı olduğunu şöyle bir örnekle anlatayım ben size. Mesela kabak çekirdeği almak isteseniz 1 kilo kabak çekirdeği 130 lirayla 150 lira arasında. Kıymayla yarışıyor. Yani geldiğimiz yer burası. Çerez üzerinden sonra yılbaşı sofrasının vazgeçilmezleri vazgeçilmezleri üzerinden bir hesap yapacağız. Birlikte karşımıza çıkanı göreceğiz. Şimdi isterseniz bir yeni günün ilk haberini, tatsız da bir haber maalesef Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazası. Onu ekranlarınıza taşıyalım. Ee, otobüste kamyon çarpıştı. Hayatını kaybedenler var, yaralananlar var ve o görüntüler. Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Emniyet şeridinden yola çıkan kamyon çarpışmanın şiddetiyle savruldu. Şoförü yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan iki yolcu yaralandı. Tekirdağ Malkara Karayolu'nda Yenice Mahallesi mevkinde içinde 10 yolcusuyla İstanbul Şarköy seferini yapıyordu otobüs. O sırada emniyet şeridinde bulunan kamyon yola çıktı. Seyir halindeki otobüsle çarpıştı. Patates yüklü kamyon devrildi. Kamyon şoförü 57 yaşındaki Seyfi Özcan kaza sırasında yaşamını yitirdi. 10 yolcu taşıyan otobüs ön kısımdan ciddi hasar aldı. 2 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise iki otomobil çarpıştı. 22 yaşındaki Bilal Koçak kazada hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Erkan Se sağlık taramasının ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bugün Karadeniz'e gideceğiz. Yerel gazetelerle Batman'a gideceğiz. İstanbul'a, Diyarbakır'a, Elazığ'a, Van'a ve Kilis'e gideceğiz. Oralardan da haberlerimiz var. İsterseniz hemen şöyle bir Karadeniz'e uzanalım. Eczacılar ve hastalar isyanda kriz büyüyor. Kış aylarıyla birlikte artan çocuk hasta sayısı nedeniyle eczaneler çocuk antibiyotiğinde talebi karşılayamıyorlar. Böyle bir haber Karadeniz gazetesinin manşetinde. Aslında bununla ilgili yönetmenimizden de bir rica edeyim. Haberimiz de hazır inanılmaz bir salgın var ee, ve bu salgının da çocuklar çocuklar işte hastalanıyor okulda çocuklar e, birbirlerine bulaştırıyorlar sonrasında da o salgın eve taşınıyor pek çok virüsün karışımı diyebileceğimiz bir virüs peki ne zamana kadar devam edebilir bu salgın Şubat ayının sonuna kadar devam edebilir lütfen herkes dikkatli olsun tedbirli olsun kalabalık yerlerde maske kuralına da belki de daha fazla uymamız gerekiyor. Dünyadan özellikle Çin'den de benzer açıklamalar geliyor. Orada Covid vakalarının yeniden patladığına tanıklık ediyoruz. Kabus geri mi dönüyor? Artık dönmesini istiyoruz elbette ama bir tarafıyla da her yerde virüs var. Teşekkür ederim. Küçük bir rahatsızlığı ee, yanında bizde bir e, grip soğuk algınlığı oldu biz de gözüktük. solunum yolu enfeksiyonları artmış durumda. Tabi hastanelerimizde bir yoğunluk yaşanıyor. Bir salgın var böyle çocuklarda. Getirdim işte ilaç yazdırdılar. Özellikle okul çağı çocuklarında hareketliliğinde, kalabalıklığında ortamına girdikleri için onlarda da geniş bir alanda görmekteyiz. Polikliniklerde de acil servislerde de yoğunluk var. Özellikle de çocuklar arasında enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü uzun süre yatağa düşüren salgın dalgasının Şubat sonuna kadar devam edebileceğini söyledi. Biraz da uzun sürüyor bu seferkiler. Biraz daha yoruyor. Şubat ayına kadar bu sonuna kadar devam eder diye öngörüyoruz. Özellikle yüksek ateş ve uzamış öksürük. Bu çocuklarda çok fazla. Aileler panik halinde acil servislere gelmekteler. 40 dereceye kadar varan ateşler ve kontrol edilemeyen bir halsizlik, öksürük ve bu çocukların çoğunda da ya influenza çıkıyor ya da RSV çıkıyor. Havaların soğumasıyla beraber özellikle gribel enfeksiyonlarda yoğun bir artış var. Hatta uzmanlara göre salgın boyutuna ulaştı. Kombine olarak hastalıklar peş peşe ekleniyor. Bu nedenle de hastalığa yakalananlar birden fazla virüsle, bakteriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Hastalığın süresi de uzuyor, etkisi de. Salgın böyle yani çocuklarda ateş, ateş, öksürük, kulak ağrısı, boğaz ağrısı bu tarz şeyler. Okula göndermedim. En önemli belirti öksürük ve boğaz ağrısı. Çocuklar önce hastalığı okullarda birbirlerine, evde ise ailelerine bulaştırıyor. Hiç görmediğimiz bir durum influenza'yla RSV beraber olabiliyor. Ya iki virüs bir arada oluyor, ya virüsün kendisi uzuyor ya da üzerine bir bakteri binerek kliniği biraz daha ağırlaştırabiliyor. Bir sene şu anda hastam ailece hepimiz Ha, geçirdik yani. Çocukların ateşi sönmüyor yani. Bir haftadan beri veriyoruz ilaç, ilaç iyileşmiyorlar ama. Yayılım hızları çok fazla. Yani bir hapşırmayla o ortamda bulunan kişilerin e, en az %30'unu infekte ediyorsunuz. Uzmanlara göre özellikle grip ve zatürre aşılarını yaptırmak kombine hastalık geçirme riskinden korunmak için önemli. Biz aşıyı yaptırırsak, maske takılırsa, Sosyal mesafeye dikkat edersek pandemi döneminde olduğu gibi ve el hijyenine çok dikkat edersek bu kışı biraz rahat geçirebiliriz. Nasıl bir müjde verilecek acaba? Bunu soruyor izleyicilerimiz. Hemen bir isminize bakayım. Neyin müjdesi? Açlığın mı, yoksulluğun mu? Nasıl bir müjde gelecek diye ama heh, Yağmur Hanım, Yağmur Hanım'a günaydın diyelim. Sonra emekli maaşının asgari ücret kadar olması en büyük müjde olur. Hiç olmazsa emekli de biraz olsun nefes alır bu mesaj geliyor. Doğru söylüyor. Yani asgari ücret 8506 lira olarak 2023 yılında hayatımıza girecek. Ne kadar yetecek, ne kadar dayanacak o bir tartışma konusu. Yalnız 3500 lirayla geçinmeye çalışan milyonlar var, emeklilerimiz var. Ve deniliyor ki onlara prim gününe göre hesaplanıyor emekli maaşları. Ve asgari ücret kadar olması mümkün değil. Bunu söyleyen kişi de, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Ama emekliler ne olacak? Nasıl geçinecekler? Ya da en düşük emekli maaşın ne olacak? Müjde ise bunun müjdesi verilsin ve yukarıda olsun. Bizim de biraz hayatımız... E, güzelleşsin biz de huzura erebilelim mesajları geliyor. Bugün başlığımızı görüyorsunuz ekranlarınızda. Bize fotoğraflarınızla da ulaşın. Nerede, nasıl bir şekilde bizi izliyorsunuz? Ekran karşısındasınız. Onu da gönderin ve bizi bizimle birlikte de gündemi takipte kalın. Ayşe Hanım, Ayşe Küçük günaydınlar. Günaydın diyen tüm izleyicilerimize selamlar. Sabah şu saatlerde güzel haberler olsun ve müjdeli haberler olsun isteğimiz temennimiz de bu diye mesajlar gelirken bir bakalım mı Türkiye Gazetesi'ne Türkiye Gazetesi'nde kocaman büyük puntolarla müjde haberi yapılmış müjdeler olsun ne oldu acaba Türkiye EYT ve gazdan gelecek iyi habere kilitlendi doğal gazla ilgili ne zaman müjde gelse o zaman da zam geldi hala aklımızda çıkamıyoruz biz o haberlerden. Bugün Gözler Kabine'de EYT'de yaş sınırı olup olmayacağı netleşecek. Karadeniz gazı ile ilgili de yeni müjde açıklanacak. Yılın son kabine toplantısında gündem çok yoğun. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin sunum yapacak. Vekillerin ve milyonlarca EYT'linin karşı çıktığı yaş sınırı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bekleniyor. Pardon. Milletvekilleri karşı çıkıyor. Evet. Milyonlarca EYT'li de karşı çıkıyor. Tamam. E yani peki bunu kim istiyor tam olarak? EYT, EYT mi? Diyen kişi mi? Yani Hazine ve Maliye Bakanı mı? Tam olarak kim karşı çıkıyor? Onu da net bir şekilde yazsalar da öğrensek. Yaş sınırı istenmiyor. Şartsız, şurtsuz böyle bir düzenleme yapacaksanız yapın. Zaten senelerce bizim hakkımız gasp edilmedi mi? Burada yapılan o düzenlemeyle biz bunu istemiyoruz artık diyor milyonlar. Ayrıca evet memur ve emekliye verilecek refah payı da masaya gelecek. Güzel bir sürü müjde var o zaman. Çalışanları yakından ilgilendiren vergi dilimleri, faiz, fiyat ve gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlarla terörle mücadele konuları da ele alınacak. Yani ekonomi ağırlıklı bir kabine toplantısı bizi bekliyor. Yılın son haftasında, yılın son kabine toplantısında. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi duyuracağını söylediği Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjdeler de belli olacak. Pek çok müjdeyi biz bugün öğreneceğiz. EYT'yi öğreneceğiz. Memur ve emekliye refah payı verilecek mi öğreneceğiz. Sonra çalışanları yakından ilgilendiren vergi dilimi öğreneceğiz. Faiz fiyat artışları buna da izin verilmesin. Alınacak tedbirler var. Cumhurbaşkanı açıklayacak deniliyor Türkiye Gazetesi'nde. Ayrıca Fahiş fiyata 250 milyon ceza geliyor. Hadi bu haberi de okuyalım birlikte. Ee, müjdeler içinde olacağı da söylenirken marketleri de kapsayan perakende satışla ilgili yeni düzenlemeler caydırıcı cezalar öngörüyor. Fırsatçılığın faturası ağır olacak. Perakende yasası senelerdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rafta bekleyen bir düzenleme ve şimdi raflar mercek altına alınacak bu düzenleme ile deniliyor. Yani gün 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 büyüdü bu mesele. Mahalle marketleri, mahalle bakkalları onlar hemen yanı başındaki marketlerden şikayetçiydi. Bu böyle olmaz burada bir düzenleme ihtiyaç var. Fiyatların kontrolü tamamen onların eline geçiyor. Farkında mısınız uyarıları? Senelerdir bekliyordu bu düzenleme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemdeydi. Şimdi rafları vurunca raftan indiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rafından indiriliyor. Şimdi isterseniz bir dışarıya bakalım. Acaba aydınlık gelmiş midir? Yok, gelmedi. Hala karanlık içinde saatler 7.29'u gösterirken biz yeni günü ve aydınlığı karşılamak istiyoruz. Müjdemi isterim başlığı altında İstanbul'da sakin bir gün başlıyor ama memleketin her yeri öyle değil. Kar görüntüleri var, yağmur görüntüleri var, kış görüntüleri var. Bir memleket havası diyelim. Sonra sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğiz inanılmaz bir kar fırtınasına. Mevsimin ilk karı Ankara'da Kızılcıhamam'a düştü. Yetkililer uyardı. Batı Karadeniz'e kuvvetli yağış var. İç ve doğu kesimler kar ve karla karışık yağmur görecek. Buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı. Yüksek kesimlerde kar kartpostallık görüntüler oluşturarak bereketiyle yağmaya devam ederken ulaşımda aksaklıkları da beraberinde getiriyor. Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı için yetkililer uyarıyor. Bu bölgelerde başta Zonguldak, Düzce, Karabük bol olmak üzere sarı kod verilirken Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis için uyarı kodunun rengi turuncu oldu. Kar ve karla karışık yağmura özellikle buzlanmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Meteorolojiden bir uyarı da Akdeniz bölgesi için geldi. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Devrilme, uçma, baca gazı zehirlenmesi gibi durumlara karşı tedbir alınmalı. İstanbul'da hafif yağmur ihtimali var. Bir kapatıp bir açacak hava. Hafif yağmur geçişleri en çok Anadolu yakasında görülecek. Mevsimin ilk karı Kızılcı Hamam'da düştü Ankara'da. Başkent genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Karla karışık yağmurun bugünden ziyade yarın görülme ihtimali artıyor. Ee, çağrım merkezi çalışanları hala promosyon almadı. Promosyon bizimdir ve burada da bir müjde beklentisi var. Hakkınız almanız gerekiyor. Bazı patronlar bunun üzerine yatmaya çalışıyor. Lütfen böyle davranmayın. Zaten her şey çok pahalı. En azından o promosyon haklarını çalışanlara verin ve biz de burada kim nerede aldıysa firma ismini söylemeyeceğiz ama kim verdiyse, hangi patron verdiyse özendirici de olsun diye Burada söylemek isteriz. Çalar saatte de hatta Fox Ana Haber Bülteni'nde Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber Bülteni'nde de söyleyeceğiz. Çağrı merkezi çalışanları bu promosyonları almadılar. Kendilerini hatırlatıyorlar. Sonra bugün başlığımız müjdemi isterim. E, STAİS SSK başlangıcı olsun diye bu etiket altında bizlere ulaşan yine milyonlar diyebileceğimiz izleyici takipçimiz var ve onlar da müjde ise bu da müjde. Hadi bize de bir müjde verilsin artık biz de beklemekten yorulduk. Biz kendimizi anlatmaktan ifade etmekten yorulduk mesajlarını da bizlere aktarıyorlar. Sonra gelelim mi bir başka müjde. Emeklilerin ve memurların sizce maaş zammı ne kadar olacak? Ee, geçen seneden, geçen sene Ocak ayından bu sene Ocak ayına göre kıyasladığınızda yüzde yüze yakın varan hani böyle bir asgari ücret zammı. E ee, sonra hadi Temmuz ayından baktığınızda da yüzde 54 buçukluk bir asgari ücret zammı. Peki aynı seviyede, aynı oranda emekliye memura zam yapılacak mı? Yok öyle bir beklenti. hani çok fazla da dillendirilmiyor ve o yüzden de e, Milli Gazete manşetine Memurları emekleri koydu ve hatırlatıyor. Memurlar için 6. dönem toplu sözleşmede Ocak için %8 dam artı enflasyon farkı verilecek. Bu durumda %18-19 oranında zam beklensi varken enflasyon karşısında ezilen memurda 15 Ocak'ta geçerli olacak oranlardan önce ek zam ve refah payı talebini dile getirirken Türkiye Emekliler Derneği de Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zamla ilgili taleplerini dile getirdi. Taleplerde en düşük emekli aylığının asgari ücret tutarında olması gerektiğinin altı çizilirken bunun gerçekleşmemesi halinde ise aylığın 7500 liranın altında olmaması çağrısında bulunuluyor. Acaba olacak mı? 8506 lira yapmayın bunu başaramıyorsunuz. Gerçi bu muhalefetin de bir çağrısı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olacak. Bu çağrıyı bu vaadi ortaya koyuyor muhalefet. Ama Çalışma Bakanı'ndan gelen açıklama biz bunu başaramayız. Prim gününe göre hesapladığımızda prim dolmamışken biz böyle bir hesabı nasıl yapabiliriz ki? Değerlendirmesi geldi. Bari 7500 lira olsun. Biraz nefes alsın emekli. Çarşıya pazara gittiğinde, torunu bir şey istediğinde, harçlık istediğinde bari onların da yüzü yerde olmasın. Yüzü yere eğik olmasın. Çağrıları bu. Memleket havasını paylaştık. Amerika Birleşik Devletleri'nden inanılmaz bir kar fırtınası görüntüsü var demiştik. Onu da izleyelim. Dondurucu soğuk ve kar fırtınası Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı esir aldığı buzlanma nedeniyle zincirleme kazalar birbirini izledi. Hayat felç oldu. 250 milyon kişi fırtınadan etkilendi. En az 34 kişi hayatını kaybetti. Amerika kıtası kuzey kutbundan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Nesilde bir kez görülebilecek kış fırtınasıyla karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı vuran Elliot fırtınasıyla birlikte sıcaklık sıfırın altında 48 dereceye kadar düştü. Noel öncesinde iki ülkede 2 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı. 100 bine yakın uçak seferi iptal edildi. 25 bin uçak seferi gecikmeli olarak yapılabildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hızı saatte 115 kilometreyi bulan kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Binlerce kişi araçlarında mahsur kaldı. Buzlanma nedeniyle otoyollarda çok sayıda zincirleme kaza yaşandı. <laughs> Ülkede birçok eyalette olağanüstü hal ilan edildi. New York eyaletinin Buffalo şehri kar fırtınasında en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yüzlerce ev kara gömüldü. 250 milyona yakın kişinin etkilendiği kar fırtınasında şu ana kadar en az 34 kişi hayatını kaybetti. Karanlık bir sabahtan günaydın demiş Sefer Yılmaz Twitter'dan yazdığı mesajında acaba EYT mi çıktı niye böyle bir etiket seçtiniz diye. Yok ama böyle akşama bir müjde gelebilir diye bazı gazetelerin manşet haberleri var. Bu arada tabii siz bir yandan da Vedat Bilgin'e, Çalışma Bakanı'na sesleniyorsunuz. E, stajınızın SSK başlangıcı olmasını isteyen izleyicilerimiz ve son söylemleri peki Çalışma Bakanı'nın? O da diyor ki e, staj eğitimdir, çalışma başlangıcı sayılamaz. Ama siz de bir yandan da e, pes etmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Buradan bir müjde çıkıyor mu? Buna dair müjdemiz yok. EYT ile ilgili nasıl değerlendirirsiniz? Yani yaş sınırı gelirse de bir müjde olarak değerlendirir misiniz? Onu da lütfen bize yazın gönderin. Çünkü bir yaş sınırı olacak. Hani öyle gözüküyor. Ya kulislerde konuşulanlar da öyle. Ya da işte sisteme dahil edilecek olan emekli sayısı o kadar fazla olamaz. Buradaki planlamalar, hesaplamalar da öyle. Bu durumda... Atıyorum kadınlar için 47, erkekler için 49, kadınlar için 48, erkekler için 50. Bir yaş sınırı gelirse bu müjde olur mu olmaz mı? Onun değerlendirmesini yine sizlere bırakıyorum. İşte sosyal medya hesaplarımız bizlere yazın, gönderin, ulaşın. Bir Gün Gazetesi dağ fare doğurabilir diyor. Mesela Bir Gün Gazetesi. Peki neyle ilgili? Hadi hep birlikte bakalım. Bir gün gazetesinde EYT düzenlemesinde daha fare doğurabilir. Yılın son kabine toplantısı bugün ve gündemin ana başlıklarından birinin EYT düzenlemesi olacağı belirtiliyor. Ancak belirsizlikler sürüyor, tehlikeler kapıda. Şu an planlanan çözümün yeri sorunlar, yeni sorunlar doğurması kaçınılmaz. Daha fare doğurabilir. Bakan bilginin açıklamalarından planlanan düzenlemenin çeşitli tehlikeler içerdiği anlaşılıyor. Oysa çözüm belli. EYT'de adil ve eşitlikçi bir çözüm için yaş koşulu olmamalı. Sonra bir gün gazetesinde EYT'liler için böyle bir değerlendirme yapılırken ve sürekli tasarruf vatandaşa düşerken bakın bir tasarruf haberi bir gün gazetesinde birlikte okuyalım. Geçtiğimiz hafta en çok neyi konuşmuştuk? O devlet malzeme ofisinin ihaleye çıktığı otomobiller, onların konforu, Ondan sonra koltukların ısıtması, o koltukların aynı zamanda masaj yapması, ahşap derik döşeme, o iç yapısı, eğlence sistemi böyle bir gündemimiz vardı. Şimdi tam 4 milyon liralık dekorasyon harcaması. Peki nedir? Ülkede giderek derinleşen ekonomik krizi yok sayan bir harcamaya daha imza atıldı. Ne yapıldı? Polatlı Belediyesi inşası için 66 milyon 188 bin lira ödediği Selçuklu mimarisinden izler taşıyan yeni belediye binasının iç mimari ve dekorasyon işleri için harekete geçti. Belediye binasının başkanlık katı, meclis salonu ve encümen salonuna 4 milyon liralık dekora, 4 milyon lira ile dekore ettirileceği de ortaya çıktı haberi. Hürriyet gazetesine geçmeden önce İsterseniz bir yerel gazetelerle devam edelim. Önce Batman gazetesi. Ha tamam buradan Kilis'ten devam edelim. Kilis'te ete zam geldi. Sevgili Kilisliler, böyle bir e, haberle yeni güne başlıyoruz biz ve sizleri de bilgilendirmiş olalım. Kilis'te son günlerde neredeyse iyi iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Bu zamlardan et de nasibini aldı. Koyun eti 140 lira, dana eti 150 lira. Kilis Kent Gazetesi işte manşette yer alan haber. Peki burada fiyatlar neden yükseliyor? Hem et için hem de süt için isterseniz buna dair haberimiz de hazır. Karar gazetesinde de yer alan bir haber. Karar gazetesinin ikinci detayını verir misin Savaş? Orada yer alıyor CHP'li Ömer Fethi Gürer. Mezbaada soframızın geleceğini kesiyoruz. Üreticilerin maliyetler arttı. Bu gidişle mandralar kapılarına kilit vuracak uyarıları bu uyarılar dikkate alınıyor mu? Üreticinin üzerindeki maliyet yükü hafifletiliyor mu? Bakıldığında 220 milyar TL'lik çiftçi desteklendi deniliyor. Ama o desteklerin piyasaya yansıması onu işte biz vatandaşlar olarak görmüyoruz, göremiyoruz. İzleyelim Ömer Fethi Gürer ve dikkat çektiği konu. Süt çinekleri kesime gidiyor dedik. Hayvancılıkta sorun yaşanacak. Ete ve süte erişimde sıkıntı olacak dedik. İki yıldır bu konuda çağrılarda bulunduk. Bir milyona yakın süt ineği kesime gitti. Ama ne yazık ki bakanlık yem fiyatlarını düşürmeyi aklına getirmedi. Şimdi süt ineklerinden sonra ayrılmış olan damızlık hayvanların yanı sıra düeler kesime gidiyor. Düvenin kesime gitmesi demek Üç tane en az yavrunun da o düveyle kesime gitmesi demek. Bu hayvancılıkta da gelecekte sıkıntıları daha da katlatacak. Sorunları artıracak. İtalya yönelmek zorunda kalacağız. Bostay Ersek'ten lopet getirmeye kalktılar. Çünkü et açığı oluştu. Ama et fiyatları şu anda düşük. Nedeni sütun eklerinin kesime gitmesi. Düvelerin kesime gitmesi. Önümüzdeki süreçte ette de sıkıntılar artacak. Şu anda sütte nasıl ki TÜİK verilerine göre üretim düştüyse et fiyatları süt kesildiği için ucuz gibi kaldı ama onların da kesim süreçleri sona erdiğinde sıkıntı artacak. Yetkililer yem için mutlak surette müdahale olmalı. En azından bir litre sütün karşılığında bir buçuk kilo yem alınabilmeli. Eğer bu sağlanmazsa süt ineklerinden sonra de kesime gidiyor hayvancılık Türkiye'de ciddi anlamda sorunlu hale dönüyor. Müjdeli bir gün, müjdeli bir hafta ve 2022 artık acısıyla tatlısıyla geride kalırken 2023, 2023'e dair pek çok hayalimiz var, hedefimiz var ve sizlerden de 2023 beklentilerinizi bekliyoruz. İşte Instagram'dan da Twitter'dan da bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesela çalışma ve ulaştırma bakanı bir senedir taşeron işçiler kadroya geçecek dedi. Yaz-kış yollarda çalışan karla mücadele eden karayolları taşeron işçileri bir yıldır verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Biz de müjde bekliyoruz. Kabin'e bununla ilgili de bir açıklama yapar mı? E, Doktor Aysel Yavuz. Müjdem isterim beklenen lüks otomobiller geliyor diyor. Ankara'dan bu mesajı paylaşmış bizimle. Üniversiteli kamu işçileri statü değişikliği bekliyor. Kürşat Acar e, buradaki beklentisini bizimle ve Türkiye ile ilgililerle yetkililerle de paylaşıyor. Devam edelim. Sıradaki haberimiz için Korkusuz Gazetesi'ne götüreceğiz sizleri. Korkusuz Gazetesi'nin manşetine bakalım. Ya bir müjde, burada bir planlama, hani bunlar dillendiriliyor ama bir yandan da çocuklarımız okula aç gidiyor. Ee, onlarla ilgili bir kaynak yönetimi, kaynak aktarımı yapılamaz mıydı? O bütçe, plan bütçe komisyonunda konuşuldu 2023 yılı bütçesi, sonra meclis genel kurulunda biz bütçeyi mi konuştuk daha fazla yoksa milletvekillerinin birbirleriyle kavga etmesini mi? Onların hepsi aklınızda, hepsi hafızanızda. Bir milletvekili kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Özür dilendi mi? Yok özür de dilenmedi. Biraz böyle hafızamızı yokluya yokluya yeni günün notlarını paylaşalım. Beklentilerimizi de öyle oluşturalım. Müjde geliyor harika olacak. Bakın işte size müjde. İki çocuğum da süt içemiyor. Et ve sebze yiyemiyor. Bir anne için en zor şey çocuklarının karnını doyuramamak. İki çocuk annesi Bursalı Ayşe Hanım'ın işte yürek yakan sözleri. Krizin vurduğu bir annenin feryadı Ayşe Hanım evlatları evlatlarını doyuramadığını evlatlarına süt içiremediğini söylüyor. Ama biz doğalgaz bulduk müjdeler geliyor neler neler var 2023'te neler neler girecek hayatımızda o cümleleri duyuyoruz siyasetten ekonomimiz de iyiymiş onu da Nurettin Nebati anlatıyor. Ama bakın anne bir anne Ayşe Hanım ne söylüyor? Kasabın yanından bile geçmiyoruz. Çocuklarımız et yemiyor. Dediğiniz gibi sütü unuttular. Kız kardeşim. Çünkü içmiyorlar daha doğrusu. Çocuğum ana sınıfına gidiyor. 5 lira küçücük bir tane süt. İki tane çocuğum var. Biri beşinci sınıfa gidiyor. Bu ana sınıfına gidiyor. Ana sınıfına yazdırdım. Ee, özel diye geçiyormuş. Aylık ücret istiyorlar. Ben bunu gönderemedikten sonra, bu çocuk eğitim alamadıktan sonra neye yarar? Bir tane küçük süt 5 lira. Ben bunun beslenme listesini size gösterebilirim. O çocuğa günlük, yani en az 10 lira 15 lira harcamam gerekiyor. Diğer çocuğuma da aynen öyle. Günlükleri 50 lira. Nereden alabilirim? Süt içmiyorlar, yumurta yemiyorlar. Sebze yemiyorlar. Ben bu çocukları nasıl besleyebilirim? Yani ben kendi adıma geçinemiyorum. Neden başvuru yaptık çıkmadı? Eşiniz sigortalı çalışıyor. Sigortalı çalışıyor da benim karnımı mı doyuruyor sigorta? Asgari, Asgari ücreti Asgari... artırmışlar. Bana ne faydası var? Sekiz buçuk lira olmuş. Olsun on bin lira da olsa ben geçim yapamayacağım ki. Alamadıktan sonra. Alamadıktan sonra ben yani bu çocukları ben ben beslemedikten sonra ben, 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 ben keşke de. olmasaymışlar Orada diyecek çaya geldim artık. artık. Ben nasıl besleyeceğim çocuklarımı? Bir annenin feryadı. Beslenemiyorlar. Süt içiremiyorum. Et, sebze, meyve alamıyoruz. Ama bir yandan da bir yandan da müjdeler, müjdeleri bekliyoruz. Öyle olsun, müjdeli bir hayatımız olsun, günlerimiz öyle olsun. Ama yaşadığımız hayatta da bir karşılığı olsun, bir dengesi olsun. Söylenenle karşımıza çıkan aynı olmuyor. Karadeniz'de gaz bulundukça doğalgaza zam geliyor. Şimdi e, Ocak ayı itibariyle bir zam yapılmayacağı, elektrik içinde doğalgaz içinde bir zam yapılmayacağı söylense de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarını takip edebildiniz mi? 2022'ye faiş elektrik ve doğalgaz zamlarıyla uyanmıştık. 2023'e faiş doğalgaz hizmet bedeli zammıyla giriyoruz. Doğalgaza zam yok doğru ama hizmet bedeline zam var. 2023 gelmeden doğalgaz hizmet bedellerine %84 zam geldi. Hadi bakalım size müjde. Devam edelim. Şimdi bir kebapçı. İnsanların alışveriş davranışlarının nasıl değiştiğini Nasıl değişmek zorunda kaldığını göreceksiniz. Bir kebapçı ve anlattıkları üzerinden de ekonomi tahlili yapabilirsiniz. Yönetenler ve onların sözleri üzerinden değil. Kendi cebinize baktığınızda cüzdanınız dolu mu değil mi siz biliyorsunuz. Hayır canım olur mu geçiniyor insanlar. İnsanlar yoksul değil. İnsanlar dar gelirli değil denilse de cüzdanınıza baktığınızda siz biliyorsunuz. Neyin doğru neyin doğru olmadığını, yalan olduğunu. 20 seneden beri kebapçıyım ben. Soruyor mesela. Diyorum kaç lira diyor. Biz dürümü 25 lira da 30 lira Ama adamlar çek şey, geri gidiyor. Çoğu mesela yiyemiyor. Ya biz de şu an mesela sattı bir ekmek 15 tane. Milletin alım gücü falan yok. Millet perişan. Ne oldu şimdi? Sekip çıkmıyorlar. Maaş yaptılar ama arkasından da zam yaptılar. Tavva, Et. ete. Et. 115 lira Et. 130 lira yaptı. Tavuk mesela 50 liraydı, 60 lira yaptı. Yani şu anda biz işin esnaf olarak kazanmıyoruz. yani perişanlık işin gerçeğini söyleyeyim. Şimdi adamlar geliyor mesela soruyor. Geliyor 20 lira olmaz mı diyor. Bir gün gazetesini okuduktan sonra Hürriyet gazetesine gidelim. Hürriyet gazetesi ve seçtiğimiz haberi de hemen ekranlarınızda. PKK Paris'i yaktı, yıktı. Bununla ilgili haberimiz de hazır. Birazdan onda aktaracağız sizlere. Fransa'da 3 kişinin öldüğü Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının ardından PKK'lar Paris sokaklarını birbirine kattı. Olaylara tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu Fransa'daki PKK, onlar şimdi Paris sokaklarını ateşe, ateşe veriyor. Hala sessiz kalacak mısınız?" dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Herkesi bu olaylar vesilesiyle bir kere daha düşünmeye davet ediyoruz." tepkisini gösterdi ve yine e, Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Gözler kabinede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısı ve bu kabine toplantısından da çıkabilecek olan müjdeler. Gazete pencere. Hemen bir bakalım. Gazete pencere manşeti. Önce detayını büyütme ya da dursun o kenarda. Manşeti Taliban'ın iki yüzlüsü bir kere. Başka bir şey değil kendilerine Müslümanlar aldıkları kararlarla ülkelerinde yaşayan kadınları kadınlara hayatı cehennem haline getiren Taliban ama Taliban ailesi ya da Taliban'ın o yüksek mevkilerinde olan kişiler onların ailesinin yaşayışı, yaşantısı işte bakın ne kadar modern. Gelelim şimdi o kritik soru sorulmadı. Hakim neden değişti? Ekrem İmamoğlu davasında Diyor ki Adalet Bakanı. Hatta o haberi de verebiliriz Ekrem İmamoğlu davası ile ilgili o habere de geçiş yapabiliriz. Mağdura yatıyorlar. Siyasi karar açıklamaları bu burada alınan o karar siyasi bir karardır değerlendirmesi muhalefetin iftira diyor Adalet Bakanı. Önce bir haberimizi okuyalım. Peki o davanın hakimi neden değiştirildi? davaya ne kadar hakim olduğu eleştiri konusu olan hakim nasıl geldi, nereden geldi? Bu soru soruldu mu? Yok. O soruya gerek yok. Ama iftira, hani iftira konusu o kısmı biraz daha böyle genişçe işlendi, katıldı televizyon programında Adalet Bakanı'nın. Bekir Bozda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı değerlendirdi. Yargı kararını Adalet Bakanlığı'yla ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la irtibatlandıranların büyük bir iftiranın içinde olduğunu söyledi. Peki burada bir soru daha var. 12 Aralık gecesi Beştepe'de bir buluşma oldu mu? Kurmaylarla Cumhurbaşkanı Erdoğan buluştu mu? Burada çıkabilecek olan kararla ilgili yine iddialar var konuşuluyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın yazmış olduğu haber o soru o soru soruldu mu? E onlar da yok. Yani bir yayın oluyor nasıl oluyor acaba şöyle mi oluyor? Bakın biz size yayına geliyoruz sizin soracağınız sorular bunlar. Siz bu soruları soracaksınız. Peki efendim siz hangi yanıtları vereceksiniz? E biz de bu yanıtları vereceğiz. Buyurun sorular sizin, yanıtlar bizim. Bir müsamere şeklinde mi oluyor acaba o yayınlar? Neyse öyle oluyor söyleyeyim de. E, Bozdağ katıldığı canlı yayında hemen her soru soruldu ama yargılama sırasında hakimin neden değiştiği sorulmadı. Bozdağ'da tartışmayı aydınlatan bir açıklama yapmadı. İzleyelim bakalım neler soruldu neler yanıtlanmadı. Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı koydular. Ekrem İmamoğlu'na da benzer bir şekilde siyasi yasak getirmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek için Adalet ve Kalkınma Partisi özel bir çabalıştı. Şey bu kararı Adalet Bakanlığı'yla ya da siyasetle Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibatlandıranlar büyük bir iftiranın içindedirler. Çok net. Çünkü yargı bağımsız ve tarafsızdır. Bekir Bozda kargalar gülüyor sana kargalar. Pırıl pırıl bir hakimi ben vicdanıma göre karar veririm bu dosyada istediğiniz cezayı vermem dedi diye Samsun'a tayin ettiniz. Ekrem İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerine ahmak dediği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını tartışıyor siyaset. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kararın siyasi olduğuna yönelik suçlamalar için iftira dedi. CHP cephesi ise İstanbul'a çökme hamlesi. İster siyasi getirsinler, ister başka türlü baskılarla üstümüze gelsinler. Bu zulmeden iktidarı biz önümüzdeki ilk seçimde halk iradesiyle sandığa göreceğiz. İmamoğlu ve etrafında ona destek veren kimi siyasiler mağduru oynamayı ve mağdura yatmayı tercih ettiler. Halk Sayın İmamoğlu ve etrafındakilerin mağdura yattığını gördü. Orada kırmızı kartını çıkardı. Bekir Bozdağ sen cevap ver. 12 Aralık'ta külliyede oturup da hep beraber tartışılmadı mı bu konu? Recep Tayyip Erdoğan artısını eksisini düşünelim dedi mi demedi mi? Süleyman Soylu ceza verilsin dedi mi demedi mi? Ve gidip de Bahçeli'ye yarın böyle bir karar verilecek diye konuştunuz mu konuşmadınız mı? İktidar muhalefet topyekün siyaset İmamoğlu kararını konuşuyor. Karşılıklı suçlamalar birbiri ardına sorular ve her iki tarafı da suçlayan eleştirilerle. Ekrem İmamoğlu'na ceza verilirken ne yaptı? Karşı oy kullandılar mı? Ya da ona cezaya veren hakime bu HSK üyeleri ne yaptı acaba? Bu iktidar, bu muhalefet beraber canını okudular. İmamoğlu ile hakkında verilen karar ilk derece mahkemesi kararıdır. Nihai karar nasıl Bu karar açıklandıktan sonra sanki İmamoğlu'na siyasi yasak gelmiş gibi bir algı oluşturdular. 2 yıl 7 ay yasaklama <laughs> Ya, bir buçuk yılı varmış. Tamam gel. Yeni başladı. Yeni başladı. <laughs> yeni başladı. Yeni başladı. Evet, Çak derken, yeni başladık derken, kucaklaşırken baktığınız zaman bütün bunların hepsi bu mağduriyet istismarındaki samimiyetsizliklerini de paçalarından aşağı doğru adete akıyor. Mesele öyle sadece benden ibaret değil aslında. Ülkeyi götürmek istedikleri karanlık bir dönem, despotik bir rejim uygulaması süreci. Siyaseti ısıtan, seçim sürecini yakından ilgilendiren kritik kararın tartışması yargı süreci de devam ederken bugünden yarına bitecek gibi görünmüyor. Az sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal çalar saatte konuğumuz olacak. Ekonomiyi konuşacağız, asgari ücreti konuşacağız, geçinemeyen milyonları konuşacağız. Diğer tarafta müjde beklentileri var onları konuşacağız. Bir de acaba Altılı Masa liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu onunla ilgili çıkan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve o liderler, Saraçhane'de buluşan liderler mağduru mu oynuyor? Halk da onlara kırmızı kart gösterdi mi, göstermedi mi? Bu soruları kendisine yönelteceğiz. Murat Bey, Murat Aşıkgöz günaydın. Az önceki haberle ilgili çocuklarıma yetişemiyorum, çocuklarımı besleyemiyorum diyen anneyle ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunmuş kendisi. Önce şunu söyleyeyim. O röportajı ajanslar çekmiş ve o röportajı ajanslar bizimle paylaştı. Ya işiniz gücünüz algı oluşturmak deniliyor. Bakın bu herkesin hafızasına yerleşti. Bir şey söylediğinizde ya terörist olarak itham ediliyorsunuz ya işte algı operasyonu deniliyor. Bir ezber bir klişe üzerinden gidiliyor. Burada tüm bu kadar yazmışsınız yazmışsınız yazmışsınız. Çok doğru bir yer var. Oradan o zaman hani ortak bir noktadan konuşmaya çalışalım. Bir taraf uçuyor diyorsunuz. Diğer tarafta da batıyoruz deniliyor. Tam da biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Öyle olmasın. Doğruyu kim söylüyorsa kim söylüyor ayrıca doğruyu? Vatandaş söylüyor. Geçinip geçinemediğini en net olarak onlar biliyor. Bu ülkede biz aşırı yoksulluğu hallettik bir göreceli yoksulluk var. Onu da halledeceğiz. Hani geçmişten hafızamızda kalan cümleler. Orayı da geçelim. Biz ne yaşıyoruz? Cüzdanımızda para var mı? Mutfağımızda tencere kaynıyor mu? Onu biz biliyoruz. Siyasetçinin sözüne ya da söylemine bakmayalım. Bizim de zaten söylediğimiz bu. Murat Bey'in değerlendirmeleri bir taraf onu söylüyor, doğru söylüyor. Diğer taraf bunu söylüyor, yanlış söylüyor demiyoruz. Aslında bizim varmaya çalıştığımız yer birlikte konuşabilme Hani bu seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Murat Bey teşekkür ederim değerlendirmeniz için de yorumunuz için de. İşte bakın iki çocuğum da süt içemiyor, et ve sebze yiyemiyor. Ajanslardan geçen bir haberdi. Biz de Korkusuz Gazetesi'ndeki bu sesleri Anka Haber Ajansı yanılmıyorsam o arkadaşlarımızla inanılmaz bir mücadele içinde. Onlar da Türkiye'nin dört bir yanındaki haberlere yetişmeye erişmeye çalışıyor. Anka Haber Ajansı'na da bir günaydın diyelim. Buradan arkadaşlarımıza diğer ajanslardaki arkadaşlarımıza da elbette Anadolu Ajansı, İHA ve e DEHA içinde bunu söyleyelim. Şimdi bir gündem dışına çıkalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası ve Yıldızlarını değerlendirdi. Kendisini teselli ederken Arjantin iyi oynadı, kazandı Macron dedim üzülme. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz. Darısı başımıza. Messi Ronaldo mu diye sorsam hangisini cevaplarsınız? Ya şimdi tabii onları kıyaslamak bize düşmez de tabii Ronaldo'yu harcadılar. Evet. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak o onun tabi hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? Alıp götürdü. Tabi orada şimdi Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Bu şeyden var. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappé gelecekte o var. Messi mi, Ronaldo mu ve gelecek Mbappe bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası ve Yıldızları'nı değerlendirmesi. Mustafa Bey günaydın. Engellilere verilen 1840 lirayla yaşamamız isteniyor. Peki bu ücretle bu parayla yaşanır mı? İşte onu soruyor hem bize hem de yetkililere. Müjdemi isterim bugünkü başlığımız. Bugün Kabine toplantısından müjde beklentileri var. Özellikle bazı gazetelerinde manşetlerinde müjde nedir, neye denilir? Onun değerlendirmesini birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ama hepimizin bir isteği, beklentisi, müjde isteği var ve yine Mustafa Bey'in de gönderdiği gibi en azından engellilere verilen o maaşların da düzeltilmesi beklentisi. İsterseniz yılın son kabinesi bugün toplanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba neler açıklayacak? Kabinede bu süreçte ilgili e, bir karar çıkar mı? Ondan o, onu kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. EYT konusunda gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Toplantının ana başlıklarından biri olacak EYT düzenlemesi. Seçenekli mi hazırladınız? Tabii tabii böyle. O böyle zaman biz, biz e, yaklaşık önümüzde böyle bir tablo var. Ben bu tabloyu e, arz edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine gündemde sadece EYT değil pek çok konu olacak. Örneğin memura emekliye 2023 yılı için yapılacak zam oranları da değerlendirilecek. Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyon üzerinde bir e, artış yaptık. E, bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bakalım toplu sözleşme artı enflasyon farkı artı evet bir şeyler. Evet artı evet. bir şeyler. Bu yıl önce veya hemen sonra e, ...kamuoyuyla paylaşırız. En düşük emekli maaşı 3500 lira. Açlık sınırının çok çok altında o rakam. Çalışma Bakanı 500 bin kişi dedi... ...en düşük emekli maaşını alanlar için... ...sosyal devlet anlayışıyla yaklaşacağız dedi ama... ...bir rakam telaffuz etmedi. En düşük emekli maaşlarında... ...tekrar vurgu yapayım. Sosyal devlet... ...kimliğimizle... ...sosyal politikalarla yaklaşıyoruz. Yani... ...o en düşük emekli maaşı dediğiniz... Grubun içerisinde yaklaşık 500 bin kişi var. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. O toplantıdan EYT sonucu çıkacak mı merak konusu. Emekçilerimiz rahat olsunlar. Türkiye'deki sendikalaşma oranını artıracağız. Ee, çalışanların yanındayız. Şimdi tabii beklentiler var. Değerlendireceğiz ama EYT ile ilgili karar çıkmayabilir onu da söyleyeyim. O zaman tam olarak nasıl bir müjde oluyor? Beklentisi yaratılıyor da sonra da milyonlar hayal kırıklığına uğratılmış olmuyor mu? Sorum size ve yılbaşı sofrası. Hayat çok pahalı. Bu yılbaşında hiç fiy alamayacağım. Para kalmadı ki. Neyden alacağız? Envai çeşit olurdu. Meyveler olurdu. Hindimiz bile olurdu yani. Şu an hiçbir şeyimiz yok. Alacak durumda değiliz yani. Bu yıl bırak kuru yemişi, hindi, insanlar evine ekmek götüremiyor, peynir alamıyor. Çerez fiyatları benim bir günlük yevmiyeme denk geliyor neredeyse ben o çerezden bir kilo almak için bir gün çalışmak zorundayım. Ben Rizeliyim yani en az bir kilodan aşağı bir şey aldığımı bilmem. Ama şimdi geçen gün şu kadar salça aldım yani ilk defa yani. Hindi kırmızı et ya da tavuk. Çeşit çeşit kuru yemiş meyve. Yılbaşı sofralarını süsleyen ürünlerin hepsi zamlı. Her şey olurdu ama şimdi, maalesef enflasyon falan milletin belini büktü. Alma gücü yok. Kuru yemiş fiyatları karışımız var. 235 lira kilosu. Antep fıstığı kilosu 495 lira. Asgari ücretli için lüks oldu bunlar. Karışık kremiş alıp eve götürmek lüks oldu. Herkes seviniyor aslında. Asgari ücret 8500 lira oldu diye daha elimize geçmeden o para eridi. Sadece televizyonumuzu seyredeceğiz. Akşam onunla hep beraber oturup yatacağız çocuklarla. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuru yemişlerin fiyatları bu yıl çok yüksek. Antep fıstığının kilosu 495 lira, bademin kilosu 410 lira, fındığın kilosu 270 lira. En uygun fiyatlı kuru yemişse ay çekirdeği. Onun bile kilosu 90 lira. Kabak çekirdeği alıyorduk en azından. O bile şu anda bir kıyma fiyatına yaklaştı. İnsan raflara bakıyor geri dönüyor. Üzülüyorum yani. 170 liradan olan kıyma 2 hafta içinde 190 TL'li oldu. Hindi fiyatları bu sene 175 liradan satışa sunuldu. Bu yıl hindinin kilogramı ortalama 175 liraya satılıyor. Birçok tüketici için yüksek fiyatlı bir yılbaşı geleneği hindi. Bu yüzden tüketiciler tavuğa yöneliyor. Bütün bir tavuğun fiyatı ise 85-90 liraya satılıyor. Geçen sene yani 2 ay evvel Şimdiki arasında dağlar kadar farklı. Elma 4 lira 5 liraya alıyorduk. Şimdi 15 liradan aşağı alamıyorsun. Yılbaşı sofrasına meyve koymak daha da zorluyor bütçeyi. Marketlerde 1 kilogram yerli muzun fiyatı 22 lira. Portakal 13, elmanın fiyatı ise 17 lira. Emekliyim alamayayım. Ha, Alam haydi, bak, bakayım haydi bak. Bakayım gidiyorum. Önceden hind oluyordu, tavuk oluyordu. Soframızda her gün ne yemek varsa o olacak. Başka bir şey alamayız. Yeni yıl hazırlığı yerini geçim derdine bıraktı. Bak ha. Bak yediğimiz bu. Dört kişilik bir aileyiz biz. Bir şey olmayacak. Ucuz ne bulursak konu almaya çalışıyoruz. Ucuz. Evimize belki meyve bile uzun süreli girmiyor evimize. Girmiyor yani alınacak bir şeyimiz yok. Bir taraf ekonomi iyi diyor, diyor Murat Bey. Diğer tarafta battık diyor. Şimdi tam ortada yok mu bunun bir dengesi? Yok mu bunun bir doğrusu? İşte Vatandaşın söyledikleri. Vatandaş ne söylüyorsa doğru odur. Ve o vatandaş zor gününde yanında kim vardı onu düşünerek, onu hatırlayarak gidecek sandık başına. 2023 müjdeli bir yıl mı olacak? Nasıl bir yol olacak? Yılı olacak ve müjdemi isterim başlığı altında konuşurken vatandaş bakacak verilecek olan vaatlere ya da yaşadığı, yaşatılan müjdelere ondan sonra da bir karar verecek. Bakın bir izleyicimiz yazmış. Eğer doğru değilse, sizin karşılaştığınız rakamlar biraz daha farklıysa onu da yazıp gönderin bizlere. Portakal mandalina 25 liradan aşağı yok pazarda. 10 15 lira sadece kuru soğanın kilosu. Asıl 2023 ilk günden itibaren görün bakalım o zamlar hayatımıza nasıl girecek. Diyor izleyicimiz hemen bir isminize de bakacağım Gülcan Hanım gönderiyor bunu Instagram'dan o da bir şey mi bir yıl yardım aldık diye yardımları kestiler benim çocuğum e, okula gitmek istiyor ama gidemiyor mu biraz böyle karışık yazılmış Nurcan Hanım bir daha yazar mısınız böyle değerli toplu bir şekilde bizimle paylaşır mısınız e, Günaydın yine zam var İşte size müjde bu mesajda bakıyorum. Mustafa Bey'den, Mustafa Kıyak'tan gelmiş. Şimdi Fransa'ya gideceğiz. E, Hürriyet gazetesinden haberini okumuştuk. Fransa'nın terör örgütü PKK'yla sınavı Fransa sokakları. Bunun bir başka benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris'te oldu. Teröristleri bekleyin orada. Bekleyin yapacaklar. Terör örgütü PKK yandaşları Fransa sokaklarını savaş alanına çevirdi. Milli Savunma Bakanı Akar, teröre destek veren müttefiklere herkes bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmeli mesajı verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de ırkçı saldırıları kınadı. Fransa'yı düşünmeye davet ediyorum dedi. Ben hemen sonra e, PKK terör örgütü yandaşlarının e, sokaklara dökülerek Fransa'daki... E, kamu düzenini bozacak şekilde, polis güçlerine saldırarak, onun ötesinde arabaları yakarak, dükkanları yağmalayarak ortaya koyduğu tablo üzerinde de Fransa'nın iyi düşünmesi gerekiyor. Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırgan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni ve bir kuaförü hedef aldı. Üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası terör örgütü PKK yandaşları sokaklara döküldü. <laughs> Kalabalığın karşısına polisler çıkınca olaylar büyüdü. PKK yandaşları araçları ters çevirdi. Çöp konteynerlerini ateşe verdi. Olaylarda 31 Fransız polisi yaralandı. Ankara olaylar sonrası teröre destek veren ülkelere tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır incelemeleri sonrasında yaşanan olaylara değindi. Fransızların besledikleri yılan kendilerini sokmaya başladı dedi. Teröristlere yardım etmenin, destek vermenin işte ne kadar sıkıntılı olduğunu işte bir kez daha gördüler. Bunun bir başka benzeri nerede oldu? Paris'te oldu. Ha, teröristleri bekleyiniz orada. yapacaklar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik daha önce çok uyardık. Terörü besleyenler bir gün terörle yüzleşecekler dedi. Bu PKK terör örgütü mensuplarını himaye ettiğiniz zaman bunlar eninde sonunda güçlendikleri zaman tekrar size dönen ve size zarar veren bir tablo ortaya çıkaracaklar. Bunun son derece iyi değerlendirilmesi gerekir. Şimdi gazetelere yeniden geri dönecek olursak, bakın bir kabus yaşandı, diş kabusu. Memleketlerinden ülkelerinden gelen ikiz kardeşler, sonra hemşire bu kardeşler ülkelerinde diş tedavisinin çok pahalı olduğunu gördüler. Peki nerede ucuz? Türkiye'de. Türkiye'ye geliyorlar merdiven altı diyebileceğimiz tabela e, kliniği diyebileceğimiz bir yere gittiler. Suriyeliler tarafından işletilen bir diş kliniğine işte görüyorsunuz bakar mısınız şu fotoğrafa? Bakın şu fotoğrafı biraz daha yakınlaştırdığımızda belki sizleri de zorlayabilecek bir görüntü olabilir ama dişleri böyleydi ve ne hale geldi? Hemen iki fotoğraf yan yana Peki başlarına ne geldi? Herkes için uyarı olsun. Hemen izleyelim. My face also Ucuz diye gittikleri diş kliniğinde kabusu yaşadılar. Ağızlarında sağlıklı tek bir diş kalmadı. Hem para, hem zaman, hem de sağlık hepsini kaybettiler. Kilos eat. Yemek yiyemiyoruz. 8 kilo kaybettik. Çene yapımız, sesimiz değişti. Alicia ve Melissa Petersın Danimarka'da hemşirelik yapan ikiz kardeşler. Pahalı olduğu için diş tedavisini İstanbul'a geldi. Zeytinburnu'nda Suriyelilere ait bir diş merkezinde tedaviye başladılar. 19 bin euro ödediler toplamda iyileşmeye beklerken sekabı sulu günler başladı. Önce diş etleri çekildi sonra şişme ve diş dökülmesi, çene yapıları bozuldu. Şikayet için yeniden kapısını çalmaya gittiklerinde ise ayrı bir şok yaşadılar. O klinin yerinde yerler esiyordu. Doktorlar sırra kadem basmış, kliniğin ismi değişmişti. İkizler şikayetçi ama onların sağlığıyla oynayanlardan haber yok. Şimdi akşam gazetesi sağlıkçılara saldırılar bitiyor mu? Maalesef bitmiyor. Önlemler, tedbirler yeterli mi? Eğer yeterli olsa zaten biz bunları yaşıyor olmayız. Sağlıkçılara vicdansız saldırı. Hatay, Defne'de trafik kazasına müdahale eden ambulans ekibine bardakla saldırıldı. Acil tıp teknisyenleri Nisa Saydan ve Oğuz Altun yüzlerinden yaralandı. İstanbul'da ise hasta yakını hemşire İbrahim Uğurlu'nun burnunu kırdı. Maalesef o haber. Neden böyle bir tepki gördüğümüzü anlamakta çok zorlanıyorum. Sağlıkçılara saldırıların sonu gelmiyor. Yaralılara müdahale eden iki acil tıp teknisyeni hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Bardağını bize doğru fırlattı. Sürücümüzün elmacık kemiğine geldi. Hatay'ın Defne ilçesinde trafik kazasında yaralılara müdahaleye gitti sağlık ekipleri. Olay yerinde hasta yakını olduğunu söyleyen bir kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradılar. Oğuz Güngör Altun ve Emine Nisa Say'dan saldırganın fırlattığı bardakla başlarından yaralandı. Alnıma doğru çarptı. Orada bir 3 santim eninde bir 5 santim açık boyunda da bir açıklık oluştu Sonrasında bize saldırmaya devam etti. İki Her sağlıkçı saldırgandan uzaklaşmaya çalışsa da bunun kolay olmadığını, ambulansa bile binmelerine izin vermediğini söylüyor. Ekip arkadaşlarım dışarıda hala beyefendiyi sakinleştirmeye çalışıyordu. Ambulansa binmemize müsaade edilmedi. O sırada saldırı gerçekleşti. Yüzünden ve başından yaralanan Altun ve Saydan tedavilerinin ardından saldırgandan şikayetçi oldu. Onunla yardım etmeye çalışırken... Gördüğümüz bu şeyi kabul edemiyorum. Gerçekten kabul edemiyorum. Kısa mesafe, ben o mesafeye gidemem diyen taksici ve e, yolcuları. Taksici ile yolcular arasında artık öfke taştı. Taksici yakın mesafe almam dedi, müşteriyi başından savuşturmaya çalıştı. Sinirlenen yolcu bijon anahtarıyla taksiye saldırdı. Adamın arabasını parçalamışlar. 3-4 kişi. Taksi şoförü yolcunun gideceği mesafeyi kısa buldu, aracını almak istemedi. Yolcularla arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taksi şoförü biber gazı sıkarak olay yerinden kaçarken yolculardan biri ise bijon anahtarıyla taksinin camını kırdı. Ortalık savaş alanına döndü. O anlar olayın tanıkları tarafından işte böyle saniye saniye kaydedildi. Görüntü bu iddialarda işte taksici kısa mesafe ben oraya gidemem dediği için e, yolcuyla birbirlerine girdiler. Önce ağız dalaşı sonra çıkan kavga sonra taksici biber gazıyla kendisini korumaya çalışıyor uzaklaşıyor. Yolcuysa taksinin camlarını az önce de izlediğiniz şekilde indiriyor. Bir başka haber yine acı bir haber kadın cinayeti 3 çocuk annesi. Sokak ortasında ve eski eşi tarafından neler gelmişti başına ve 12 gün sonra hayattan kopuşu. Çok hayatta olaydı. Çok erken oldu ve çocuklarını çok seviyordu. Çok iyi bir anneydi. Eski eşi tarafından yol ortasında vuruldu. Onu vuran cani kadına yardım edilmesini de engelledi. İsyan ettiren görüntülerin ardından Pelin Ceylan hastaneye kaldırılmıştı. Herkes mutlu haberi bekliyordu olmadı. 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Pelin Ceylan yaşam savaşını kaybetti. Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. O kedileri, köpekleri severdi, herkese bakardı. Çok merhametli bir kadın. Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddetin görüntüleri Ankara'da Çankaya'dan gelmişti. Gözü dönmüş cani, boşandığı eşi Pelin Ceylan'ı sokak ortasında vurdu. Kadın ağır yaralandı. Hızla müdahale edilseydi kurtarılacaktı belki ama saldırgan ona yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlara da silah çekti. Yerde bir kadının yattığını gördük. Biz buradan sesli müdahale etmeye başladık durdurabilmek için. Bu sefer bize sıkmaya başladı. Komşusunun ifadesine göre devlet tarafından boşanma aşamasında korunup Elin Ceylan sonunda onu tehdit eden adamdan boşanmıştı ancak tehditler bitmedi. Devlet tarafından koruma altındaydı. Sonra kimliği değiştirildi. Ancak bu ilden gidin denildi bütün bu işlemlerden sonra. Yalnız buradan gidecek ekonomik olanağı yoktu. Yine olmadı. Bir kadın daha göz göre göre yaşamdan koparıldı. Gözü dönmüş eski eş Mehmet Eroğlu kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı, tutuklandı. Kendilerine dünyada vahiy ve tekerlük haklandı. Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Yaşları 11 ile 26 arasında değişen 3 çocuğu var Pelin Ceylan'ın. Çocuklar annesiz kaldı. Pelin Ceylan sevenleri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şimdi de Mısır'a gidiyoruz. Mısır'daki basketbol maçında tribündeki demir bariyer çöktü. Taraftarlar bariyerin altında kaldı. Mısır'ın başkenti Kaire'de yaşandı kaza. Basketbol maçında El İttihat ve El Ehli takımları karşı karşıyaydı. Taraftarlar takımlarını coşkuyla desteklerken tribünün önündeki demir bariyer çöktü. kazayla birlikte alt tribünde oturan taraftarlar demir yapının altında kaldı. Sporcular dahil herkes bariyerin altındaki taraftarları kurtarmak için seferber oldu. Kazada can kaybı yaşanmadı. 27 kişi yaralandı. Yaralanan taraftarlar hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından maç iptal edildi. Şimdi müjdemi isterim başlığı altında konuşurken yerel gazetelerimize dönelim. Karadeniz'e baktık, kilise baktık ama Batman'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, Van'dan ve Elazığ'dan haberlerimiz var. Batman Çağdaş Gazetesi yeni bir yaşam kuracağız. Halkların Demokratik Partisi Haziran 2023'te yapılacak genel seçimlerin startını Batman'dan verdi. Düzenlenen mitinge katılan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar. Bu ülkeye güçlü demokrasiyi, adaleti, eşit yurttaşlığı ve büyük barışı bizler getireceğiz. Yeni bir yaşam mümkündür. Bunu bizler kuracağız. Sizlerin desteğiyle yeni bir Türkiye yaratacağız dedi. İstanbul manşet ocağımıza incir ağacı diktiler damga gazetesi ve manşeti bakalım. Alevi kurumlarının laiklik, laik ve demokratik Türkiye için sloganıyla organize ettiği Büyük Alevi Kurultayı yeni kapı gösterim merkezinde gerçekleşti. Şimdi Damga Gazetesi'nin manşetinde Evrensel Gazetesi'nden de bir okuyalım mı hemen? Gelelim Evrensel Gazetesi manşeti laik ve demokrasi e, ee, için bir olalım manşet. 7 Alevi çatı örgütünün layık, demokratik ve özgür bir ülke terbiyeli düzenlediği Büyük Alevi Kurultayı'nda binlerce kişi bir araya geldi. Şimdi geri yere dönelim yerel gazetelere. Diyarbakır Amida gazetesi 1150 iş yeri kapandı ama ekonomide iyi deniliyor. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası verilerine göre son bir yılda 1150 esnaf kepenk kapattı. Kapatanların %60'ı hizmet sektörü yani kafe yani lokanta ve restoran. Elazığ, Elazığ manşet zam yağmuru sonrası faturalar ödenemiyor. Bu haberi birazdan okumaya devam edelim. Ve şimdi e, vatandaş, vatandaşın geçimiyle ilgili asgari ücret 8.506 lira oldu. Peki hani yeter mi yetmez bununla ilgili tartışmalar devam ederken biz emekliyi de memur da memura yapılması istenen ve beklenen zammı da hatırlatalım. Engellilerin maaş zammı beklentisini de hatırlatalım. Belki sizler de kendinizi hatırlatacaksınızdır. Müjdemi isterim başlığı altında konuşurken. Sendikalar, bazı sendikalar öyle söyledi. Çalışma Bakanı. Sonra da söylediği sözleri biraz da toparlamaya çalıştı. Bazı sendikalar demiş ki 8 bin lira o bile fazla üzerinde yapmayın demiş. Bununla ilgili değerlendirmeyi yaptı. Dün akşam katıldığı televizyon programındaysa başka ifadeler kullandı dinleyelim. İşçi sendikalar dediler ki siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız. Bakanın yaptığı açıklamanın doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Buna sarı sendikacılık bile denilmez. Sayın Bakan biz sendikalara rağmen 8500 TL asgari ücreti açıkladık mı demek istiyor? Yoksa biz daha fazla verecektik sendikalar engel oldu mu demek istiyor? İmza masasında bir kişi vardı hem işçiyi temsil eden Recep, işvereni temsil eden Tayyip, ve hükümet temsil eden Erdoğan vardı. Dolayısıyla Erdoğan'a yönelik tepki üzerine atmak için sendikalar hedef gösteriyor. 9050 lira açlık sınırının altında kalan asgari ücret zammı sonrası sendikaları zan altında bırakan açıklamalarıyla gündeme oturdu Çalışma Bakanı Bilgin. Bazı sendikaların 8000'in üzerinde bir asgari ücret rakamı istemediği iddiasını dile getirdi. Katıldığı televizyon programında konfederasyonlar değil küçük sendikalar dedi ancak o sendikaya da sendikacılar Sen kim içerisinde isim içerisinde. vermedi. Benimle görüşen sendikacıların üç konfederasyonu onların hiçbirinden böyle bir talep gelmedi. Küçük sendikalar neden bundan endişe ediyorlar? Bir diyorlar ki biz zaten buralarda zor örgütlendik. ki çok yüksek toplu sözleşmeler yapamadık. İş yerinin kapanması ya da işçilerin atılmasından endişe ediyorlar. Bakan yani Bilgi'nin sendikalar üzerinden yaptığı en son açıklama bu oldu. Gelinen durumda o rakam bizim içimize silmedi. Masada çalışanlar adına asgari ücret pazarlığı yürüten Türk İş rakam açıklarken Erdoğan ve Bakan'la birlikte kameraların karşısına çıkmamıştı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay önce açlık sınırı üzerinden bir talebi dile getirmiş ardından 9 bin lira istemişti. Bu süreçte yaşananlardan sonra bakanın ortaya attığı iddia tartışılmaya başlandı. Yaptırdığımız araştırmalardan bize gelen bilgilere göre bazı küçük sendikaların 8 bin TL'nin üzerinde yapılacak bir asgari ücret tespitinden endişe duydukları görülmüştür. Gerçek yaşam koşulları ortadayken açlık sınırı 9 bin 50 lirayı geçmişken birilerinin çıkıp da 8 bin lirayı geçmesin demesi tamamen işbirlikçiliğin ortaya konulmasıdır. Bakan Bilgin asgari ücreti 8 bin liranın üzerinde istemeyenler küçük sendikalar diyerek işçi konfederasyonlarının yöneticilerini tartışmaların dışına çıkardı ama küçük sendikaların da birçoğu o konfederasyonlara bağlı. Zaten tartışılan bir durumda sendikalar bu açıklamayla demek ki sendikalar asgari ücretlerin, çalışanların, memurların daha fazla zam almasını istemiyor gibi bir Harap oluştu. Bunu Türkiye'de ilk defa burada söylüyor. 8 binin çok üzerinde çıkmayın dediler. Hangi sendikacıysa ya da hangi sendikaysa bunu açıklamak onun görevi. Buradan da sendikacılara da bir çağrı yapıyoruz. Lütfen bu konuda açıklama yapın. Disk ve diske bağlı hiçbir sendikanın hiç kuşkusuz bakan beyin ifade ettiği tarzda bir yaklaşımı olmadı olamazdı. Bakan bilginin ortaya attığı iddianın ardından gözlerin çevrildiği Türk İş ve Hakiş sessizliğini bozdu. Masada Türk İş'i temsilen işçi tarafında oturan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak doğrudan yanıt vermese de açıklanan asgari ücret içimize sinmedi sözleriyle topu tekrar bakanın saatine attı. İki büyük konfederasyondan hak işte. Bakana o cümleleri kuran biz değiliz dedi. Ancak Türk işi masadan kalkmakla suçladı. Rakam daha yüksek olabilirdi çıkışı dikkat çekti. Gelinen durumda o rakam bizim içimize sinmedi. Türk iş masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi. Bakana çağrı yapıyoruz sendikalara fitne sokma, işçinin Dostunu düşmanını tanıması için kim 8 milyar civarında bir rakam teklif etmişse o sendika açıkla. Ortaya attığı iddiayla o hangi sendika sorusunu sordurtan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'de gözler hala. Elazığ Fırat Gazetesi onu okuyacağım yalnız Berna Hanım günaydın Berna Açıkbaş Instagram'dan yazmış ve diyor ki her gün her şeye zam geldiğini duymaktan yorulduk. Evet gerçekten öyle markete gidiyorsunuz belki ihtiyacınız bir tane iki tane alayım da bugün alayım da yarın öbür gün yine zam gelir diye alışveriş davranışlarımız değişti. Ve evet her gün her şeye zam geliyor. Marketlere seslenerek perakende yasası ve onun getirecekleri üzerinden res çekerek olmuyor. Bir çözüme de ulaşamıyoruz. Daha önce denendi patatesle ilgili, soğanla ilgili. Depolara baskınlar düzenlendi üreticiler, çiftçiler terörist ilan edildi. Hani bir şey söyleniyor. Sen teröristsin, sen ocusun, sen bucusun deniliyor. Kimse bu işin topraktan başladığını, maliyetlerin yüksek olduğunu söylemiyor. Ya da bunlar dillendirildi. Avrupa'ya bakın. Avrupa'da kötü. Onlarda da öyle. 40 yılın enflasyonu. Bizde 84, orada %8-10. Sonra algı yapıyorlar. Bu haberler doğru değil. Algı mı? Berna Hanım'ın cümlelerine geri dönecek olursak benim kızım kirada oturuyor. 2500 lira kira veriyor. Elektrik, su, servis, aidat bir de mutfak ihtiyacı giriyor. Peki tam olarak bize nasıl bir müjde verecek akşam kabine toplantısından sonra? Zaten hani bu konuyla ilgili bir müjde gelmeyecek. EYT'lerle ilgili bir beklenti var iken Çalışma Bakanı o beklentiyi de aşağı çekti. Dün katıldığı televizyon programında her ne kadar gazeteler müjde haberi verseler de değerlendireceğiz EYT'yi ama bir karar çıkmasını da beklemeyin. Ben beklemiyorum diyor mesela Çalışma Bakanı. Zam yağmuru sonrası faturalar ödene ödenemiyor. Vatandaş faturaların altında eziliyor. Esnaf devletin esnafa fatura desteği vermesi lazım. Faturalar bütçemizi sarsıyor, zorlanıyoruz. Ve esnaftan bir başka açıklama. Faturalar kirayı geçiyor. Bakın neler söylüyor esnaf. Bir müjde verilecekse burada bu kalemde olması gerekmez mi? E, bu arada kuaförler zaten iş yaptıkları iki gün var. Cumartesi günü, pazar günü, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle pazar günü çalışamazsınız deniliyor. Bu kararın düzeltilmesi belki de önemli olacaktır. Hatırlatalım esnaf derken kuaförlerin haberini de paylaşalım ki yetkililer seslerini duysun ve duyabilsin. Faturalar geçen seneye göre iki kat fazla geliyor. Fatura çok gelmesin diye evinde battaniye ile oturanlar var. Faturalarımızı zamanında ödeyecek gücümüz yok. Esnafımızın bir faturalarını duymak isteriz. Geçen sene ne kadardı, şimdi ne kadar bir müjde denilirken. Acaba kuaförlere alınan bir karar, o kararda değişiklik yapılabilir mi? Böyle bir müjde verilebilir mi? Sormuş olalım. Bu aslında hiç iyi olmadı. Çünkü bizim gelin oluyor, nişan oluyor, gruplar oluyor, düğüne gidenler oluyor. Onlar için bence zor. Çünkü artık eskisi gibi değil şartlar. Ekonomi zaten malum. Ben pazar günü bir kuaförün kapanmasının onlara bir fayda sağlayacağını zannetmiyorum. Cumartesi pazar bizim en çok para kazandığımız gün. Onu da elimizden aldılar yani. En yoğun oldukları, en çok para kazandıkları gün dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklar. Bu kuaför ve berberlerin çalıştığı son pazar günüydü. İtirazlar sonuç vermezse 1 Ocak'tan sonra pazar günleri kapalı olacaklar. Pazar günü kapalı olması normal değil. Kaç çalışanınız var burada? Vallahi biz 10 kişi çalışıyoruz. Bakalım ne olacak? Zaten cadde üzerindeyiz. Yaklaşık 35 bin lira yakın kiramız var. Yılbaşından sonra da herhalde 60 deniliyor ama dur bakalım. Onda çalışan var. Muhtemelen işçi azalımına gidecek. Dükkan kirası, elektrik, su, doğalgaz faturası, malzemelere gelen zamlar, üstüne asgari ücretteki artış, kuaför ve berberler zaten zordaydı. Salgın döneminde kapalı kaldıkları günlerin borcunu ödeyememişken haftada bir gün dükkanlarını kapatmaları gerekecek. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu o günün pazar günü olacağını açıkladı. Bakırköy'de bir kadın kuaför salonundayız. Koltuklar dolu. Özellikle pazar günleri kuaförlerin en çok iş yaptığı, müşterilerinin en fazla geldiği gün. Ancak 1 Ocak'tan sonra pazar günleri kuaförlerin kapatılması gündemde. Özellikle cumartesi pazar daha yoğun olduğumuz gün. Cumartesi pazar daha çalışmamız daha mantıklı. Yani ben pazar günleri mesela cumartesi de çalışıyorum. Pazar günü gitmem lazım. Yani açık olması lazım. Bayan da olsa, erkek de olsa. Pazar günü açık olması iyi. İnsanlar hafta sonu tıraş olma ihtiyacı hissediyor. Eğer ki e, hafta sonları kapalı olursa, insanlar e, hafta içi e, mesai dışı saatlerde, e, akşam saatlerinde de buna vakit ayırabilir. Erkekler mesai sonrası da berbere vakit ayırabiliyor. Özellikle kadınlar için pazar günü kuaförlerin kapalı kalması daha da zor olacak. Kuaförler de müşteriler de yeni bir düzenleme bekliyor. Gezin olduğum günler o da cumartesi ya da pazar oluyor. Hatta genellikle pazar oluyor. Zaten bugün de pazar. Umarım bu şey, insanlara daha teşvik edici şeyler yapılır bu şekilde baltılama yerine. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan hem memleket, memleketin haberleri. Bugün peki biz neyi konuşuyoruz? Müjdemi isterim başlığı altında. Sizin 2023'ten ya da yönetenlerden beklediğiniz bir müjde var mı? Lütfen yazın gönderin. Bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir açıklama gelebilir diyor bazı gazeteler. Çalışma Bakanı beklemiyor ama gazeteler bekliyor. Sonra doğalgazla ilgili bir müjde gelebilir. Ve bunun değerlendirmesi yapılıyor. O zaman emeklilerde e, biz de %54, %55'lik bir beklenti içindeyiz. Bize de müjde verilsin. Sonra toplumun pek çok yerinde, kesiminde atamayı bekleyen arkadaşlarımız var. Atanmayan arkadaşlarımız var. Onlar da kendilerini hatırlatıyorlar. Memleketten pahalı haberlerine baktık. Sonra hadi biraz da dünyayı konuşalım. Çalar Saat bülten sorumlusu Zafer Söken şu anda yanımızda Çalar Saat'te. Zafer günaydın, hoş geldin. Dünyayı konuşmaya başlayacağız. Nereden başlayalım? Günaydın İlker Karagöz. Türkiye'den başlayalım yine. Cuma günü vermiştik. Dünya bir türkü konuşuyordu. Yine dünya bizi konuşuyor. Bloomberg Amerika merkezli finans yayıncılarından Bloomberg dört Türkü haberleştirdi. Umulmadık ünlüler diye. Niye bunları bir gerçek e, haberini yaptı? Çünkü yıkıcı bir enflasyon var. Yani evet. TÜİK'e göre bile yüzde %84 ki bizim hissettiğimiz çok çok daha fazla. Bloomberg diyor ki Türkiye'deki bu yıkıcı enflasyon nedeniyle 4 kişi olağan dışı ünlü oldu. Yani o ün derken aslında çok şey değil. Yani spot ışıklarının altında olmak isteyen isimler değil bunlar. Ancak bunları Türkiye'de herkes tanımaya başladı. E kim bunlar? Mesela soldaki Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı. Hemen İstanbul Taksiler Odası Başkanı var Eyüp Aksu. Perakendeciler Derneği Başkanı var Galip Aykaç. Ve sonra Cihan Koli var Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı. Şimdi bu isim, bu dört isim tüm Türkiye'nin tanıdığı isimler haline geldi. Mesela Batı'da gidin ya da New York'ta Gidin sokakta birine sorun İstanbul yani New York taksicileri odası başkanı kim deseniz Kimse bilmez bu soru çok saçma gelir yani Milyon dolarlık <laughs> soru derler ya İşte ekmek üreticileri sendikası başkanı Milyon dolarlık soru da bu olur zaten Milyon dolarlık soru bu olur çünkü yani. o kadar bilinmez Ancak bunlar bize hep Bir enformasyon yükü Yani zihnimizi meşgul eden şeyler Cem Yılmaz bir gösterisinde diyor ya Bizim eksiğimiz yok fazlamız var bu fazlalıklardan kurtulsak Uzaya çıkacağız diyor ya Gerçekten böyle biz gündemimiz zihnimiz Bunlarla meşgul çünkü ne yazık ki Bloomberg e Bloomberg'de bu şekilde manşet oluyor. Bu dört kişinin 2022 o yılı zaman içinde ben bir hatırlatmasını tanınması, yapayım. Tabii. İzleyicilerimize hatırlatayım. Eğer hala hani tanımayan var ise izleyicilerimize bir hatırlatmasını yapalım. İşte en baştaki e, isim Özgür aslında, Evet kendisi bir yandan böyle e, içkiye, alkollü içeceklere, tütün mamullerine bir zam gelecek mi, gelmeyecek mi sosyal medya üzerinden Bilgisini paylaşan hatta bununla ilgili de ceza falan da para alan kişi para cezası alan kişi sonra İstanbul'da bir taksi meselesi yaşanıyor az önce görüntülerini de paylaştık kısa mesela ben gidemem kusura bakma ama yabancı gel 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 sen gel e, diye böyle bir problem yaşanıyor memleketin başka yerinde de yaşanmazken İstanbul'da gelin bu meseleyi çözelim denildiğinde bir dirençle karşılaşılıyor. Ve zam i̇şte, istiyor bu arada Eyüp Aksu diyor ki taksiler çok ucuz toplu taşıma gibi olduk yani bu yüzden taksilere talep çok o yüzden yetmiyor. Aslında taksi sayısı yeterli zam olsa çözeceğiz biz bu işi diyor. %50 en az zam istiyor Yüzde %100 olsun hatta diye de çıkışı vardı kendisinin en son. Kendisinin müjde yaklaşımı da bu. Sonra... Ya bu pahalılığın sorumlusu kimdir diye dönülüp bakıldı. Üç harfli marketler bulundu. E, perakendeciler başındaki isim D. E, o da dedi ki bizimle ne alakası var? Niye bize söylüyorsunuz? İşte e, sayın ismini bir hatırlatırsan. Galip Aykaç. Heh, Galip, Galip Bey ve hemen Cihan Koli var. Ekmeğe zam gelecek 7 lira bile yetmez demişti. İşte e, sonrasında kendisinin de tutuklandığını e, ve sonra serbest bırakıldığını hepimiz gördük yaşadık. Devam edelim Türkiye'nin sürpriz ünlülerinden sonra. Yine bizde de fazla olan bir şey vergi. Bizde de yani yurt dışından telefon getirdiğimizde bir, 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 kayıt ücreti ödüyoruz. Ancak Türkiye'den bunu almak istediğimizde devasa vergiler ödüyoruz. Yani bu yüzden vatandaşlarımız Gürcistan'a gidiyor. Bir markanın son model telefonunu Türkiye'den 15 bin lira daha ucuza almak için sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor. Çünkü şu yüzden %122 yeniden değerleme oranı var. Evet. Şu an 2.900 küsür lira bir yurt dışından alınan telefonu kaydettirmenin ücreti. Ocak ayında yani 1 Ocak itibariyle bu 6.000 liranın üzerine çıkacak. Daha fazla 3.000 lira daha fazla vermemek için vatandaşlar işte yılın son günleri. En son Sarp sınır kapısından vermiştik Gürcistan'a gidip telefon alıp ülkeye dönenleri. Bu da dilucu gümrük kapısından bir görüntü. Azerbaycan'a giriş çıkış yapıyor vatandaşlar. Eğer yurt dışından başka biri getirdiyse kendileri giriş çıkış yapıp pasaportlarını işletmek için böyle yoğunluk yine... Çok da bu bizim bunu görmemiz mümkün artık çünkü insanlar bir ihtiyaçsa onu almak da istiyorlar elbette e karşıya gideyim geleyim hemen e, 3000 lira 3000 lira az değil 3000 lira daha ucuza e, en azından o telefona sahip olabileyim Telefonun diye. Telefonun kendisi de 15 bin lira daha ucuz bu arada yani ha, toplamda yani, da daha da ucuz. ucuz vergi de daha ucuza gelecek. Evet, Gürcistan zengin oluyor bu arada yani biz bizim vatandaşlarımız gidip oradan telefon aldıkça Gürcistan zengin oluyor. Devlet bunu görüp artık bir müdahalede bulunup yani en azından bu para burada kalsa daha iyi olmaz mı? Şimdi müdahale dedim başka bir müdahale gelir ondan sonra e, daha yüksek fiyatlar mı çıkar karşımıza? <laughs> Tam yani Bazen de piyasaya hiç müdahale etmemek lazım galiba. Berat Albayrak gittikten sonra hatırlıyorsun koltuk bir süre boş kaldı. Hani gitti gitmedi 27 saat. Gitti mi gitmedi mi tartışması? Dolar gerilemişti o dönemde. Dolar düştü. Evet. Yani acaba kimse dokunmasa mı piyasa kendi kendine dengesini bulsa mı diye de düşünüyor insan. Şimdi Rusya'ya gireceğiz. Rusya'da bir propaganda. Bunun detayları Zafer Söken'de. Rusya, yani Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber Rusya'ya yönelik yaptırımlar vardı ve Rusya... Enerji kartını oynadı Avrupa'ya karşı. Şimdi Rusya propaganda savaşlarına da başladı. Daha önce donmuş Avrupa şehirlerini, işte Rusların propagandasını gördük, ekrana getirmiştik. Şimdi de Rusya devlet destekli televizyon kanalı Russia Today bir yeni yıl videosu yayınladı. Bu yeni yıl videosunda işte 2021-2022'ye bağlayan Noel yani yılbaşı gecesini görüyoruz. Her şey yolunda. Böyle babası kızına bir hamster hediye ediyor. Ancak 2022-2023'e bağlayan yıl başındaysa yani şu anki bulunduğumuz Rusların iddiası o e, hediye ettiği hamsterı koşturarak bir enerji üretmeye çalışıyor. Yani böyle o hamster sayesinde aydınlanabiliyor ve battaniyelerin altında, kazakların altında. Yalnız ben burada vermeyi çok doğru bulmadığım böyle sabah sabah da insanları rahatsız etmesin bir görüntüsü var. Orada bırakıyoruz yani 2023'te daha kötü bir senaryo olduğunu Raşatude iddia ediyor. Diyor ki siz haberleri Avrupa medyasından alırsanız Avrupa'yı böyle kara kışlar, böyle zor günler bekler diye Rusya'nın çok dikkat çekici bir görüntüsü var. Rusya'dan gelen ve herhangi bir televizyon kanalı değil bu Rusya'da. Rusya'nın devlet destekli televizyon kanalı olması hasebiyle biraz önemli. O yüzden burada bahsetmek istediğim bir görüntü. Şimdi bir günde bile insanların hayatı ne kadar değişebiliyor? Bir yıl, 2021 nasıldı? 2022, sonra 2023'ten beklentilerimiz ama karşımıza çıkan sonuçları ve bu dünyada yaşananlar bambaşka olabiliyor. İşte Ukrayna, Ukrayna'nın yaşadığı aylardır devam eden e, yılı yıla dayanan artık o savaş görüntüsü neleri nelere geride bıraktık. Ama dünyada egemen güçlerin diğer kendisine göre güçsüz bulduğu ülkeleri tehditleri de bitmiyor, devam ediyor maalesef. Ve füze mezarlığı dünyada savaş hani savaş bitmiyor o, o füzeleri yapanlar silahları yapanlar buradaki kardan da vazgeçmiyor kimse yaşatmıyor düşünmüyor hadi gelin yaşayalım güzel bir şekilde yaşayalım demiyor ve yeni bir görüntü detayları bu Rusya'nın verdiği mesajı video yoluyla şimdi Ukrayna'nın video yoluyla verdiği bir mesaj Harkiv'de yerel yetkililer Rusya'nın Harkiv'e gönderdiği füzelerden bir mezarlık inşa ettiler. Daha doğrusu onları toplayıp bir araya getirip Rusya işte Harki ve sadece bir kente bu arada gönderdiği füzeler bunlar. Bunlar füzelerin atıkları artık yani hani boş kovan olur ya mermide bunlar da füzelerin artık düşmüş kullanılamaz hale gelmiş parçaları. İşte sadece bir kente bile bu kadar füze atmış Rusya. Bu da Ukrayna'nın Ukrayna tarafından dünyayla paylaşılan görüntülerde de bunlar var. Bu da çok çarpıcı yani devasa metal yığınları. Dünya nasıl çökertilir? Dünyada hani nasıl umutlar öldürülür? Bunun görüntüsü bir mezarlık ve sonrasında 2. Dünya Savaşı müzesi var. Mesela Ukrayna'da biz önümüzdeki senelerde her şey bittiğinde 10 yıllar sonra bakacağız. Evet Rusya ve Ukrayna arasında bunlar yaşanmıştı ve insanlar ölmüştü. Herkesin gözü önünde herkes de seyretmişti. Silah tüccarları da o silahları füzeleri satmayı tercih etmişti bunu yaşayacağız hala dünya var olursa. Umut vermek istiyoruz ama bu görüntüler de bize çok fazla güzel cümle maalesef kurdurtmuyor. Ve Suriye. Suriye, Suriye'de 2011 yılından beri bir iç savaş var artık 12. yılına giriyor. Ancak Suriye'de özellikle Şam'da Esad rejimi Şam'ı kontrol altında tuttuğu için dünyaya mesajlarını oradan verip yani bakın Suriye'de işler normal demek istiyor ve Suriye kaynaklı hesaplar da şu an Şam sokaklarına ait görüntüler paylaşıyor. Yeni yıl geldi ve Suriye'de Şam sokaklarında gayet böyle festival gibi görüntüler var işte. Burası Şam, Damaskus, Şam'ın İngilizce adı. Burada işte artık yeni yıl yaklaşırken sokaklar ışıl ışıl, hayat gayet normale dönmüş. Tabii sosyal medyada şöyle de bir tepki var. Hani hayat bu kadar normalse bizdeki bu kadar Suriyeli niye burada neden evlerine dönmüyorlar diye. Bu görüntüler işte Suriye'den, Şam'dan görüntüler. Ama Şam hep söylemek lazım. Suriye'nin tüm kentleri bu durumda değil. Şam'ı hep Esad rejimi ayrı tutup yani tamamen güvenliğini sağlayıp kendi yandaşlarıyla beraber Şam'da bu manzaralara şahit olabiliyoruz. Şam'da herhalde e, Hristiyan Mahallesi ya da birkaç mahalleyi böyle e, görüntülüyor olabilirler. Hani dünyaya karşı da biz yerimizdeyiz, biz güçlüyüz, bizde her şey, bütün olumsuzluklar geride kaldığının bir başka propaganda görüntüsü de olabilir elbette. Ama diğer mahallelerde durum ne? İnsanlar madem bu kadar her şey ise yolundaysa Suriyeliler dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Suriyeliler neden evlerine memleketlerine dönmüyorlar? Bu da bir başka tartışma konusu. Şimdi bir görüntü. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kaliforniya'dan. Amerika'yı bu arada kar fırtınası vurmuştu ancak bu görüntü başka bir görüntü. Bir uçak motor arızası nedeniyle plaja inmek isteyen bir pilot. Pilot diyor ki tek motorlu bir uçak bu. Ben hani inmem lazım, motorum arızalandı ancak havalimanına dönemiyorum. O yüzden plaja inmem lazım. Kule diyor ki hayır çok riskli olur ancak başka hiçbir seçeneğim yok diyerek plaja kumsala iniyor. Ve en sonunda Santa Monica plajı burası. Ve Santa Monica'nın eski belediye başkanı uçağın içinde. O hayatını kaybediyor bu kazada, pilot kurtuluyor, pilotla ilgili soruşturma da başlatıldı. Yani görüntüler çok enteresan ve plajda o sırada yürüyüş yapan insanlar var. Yani daha büyük bir felaketin eşiğinden dönülüyor adeta yani uçağın plaja inmesi çok riskli bir durum. Yani suya inip e, kurtulma şansı çok düşük aslında. Kulenin tüm dediğim gibi risk hazırlatmalarına rağmen pilot başka bir seçeneğim yok diyerek böyle tam da dalgaların Hemen kıyıya vurduğu de insanlar yerden. var zaten. Evet yani en az hasarla atlatılmış ya da yani bir can kaybı var ancak en az olabilecek kayıpla atlatılmış diyebiliriz. Daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz en azından. Sıradaki haberimiz? Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden hani bu kadar gergin haber vermişken belki birazcık gülümseyebiliriz diye. Amerika'da kar fırtınası var demiştik. Bir, bir adam arabasını temizlemek istiyor arabasını temizlerken zor anlar yaşıyor çünkü arabası bir yokuşta bir rampada ve böyle kaymaya başlıyor yalnız çok büyük bir azim ve denge gidiyor ve yani kas gösterisi aslında tam olarak bu düşmüyor yani yolun karşısına kadar çok temiz sorunsuz Araba bir şekilde çıkmayacak, değil mi? yok çıkmayacak ben de böyle bir an yani yüreğim böyle pır, pır etti bir şey mi olacak acaba diye ancak hiçbir şey olmadan kayarak buradan ilerliyor çok büyük bir denge gösterisi bu arada. Yani o dengeyi sağlamak da zordur buzda kayarken. Kendisi yavaş böyle, yavaş 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 saniyeler içinde aracından uzaklaşıyor. <laughs> evet. Ay neyse ki e, o anda o, o yoldan da bir araç, bir araç kesse... geçmiyor. Çünkü tutunacağı bir yer yok. Duramıyor zaten. En son Ama sıralı da devam ediyor böyle yere bıraksa kendisini. Yani bırakmıyor herhalde düşünce bir yere zarar gelir diye. Kendisi bırakmıyor. Yeteneğini de gör yani bir herhalde görmek istiyor. Ne başla. kadar ayakta durabilirim diye görmek istiyor. Yıkılmıyor Yıkılmadım ama ayaktayım, ayaktayım evet. diyor. Tam ayakta da olduğu söylenemeyebilir. Gerçi. Yıkılmadım <laughs> ama tam ayakta da değilim denebilir gerçi bu duruma. Şimdi e, reklamlara gideceğiz. E, Zafer Söken, bülten sorumlumuz geldi. Dünyadan hem ilginç görüntüler hem çarpıcı görüntüler e, ve algı sürecini de yönetmeye dair ülkelerin hamleleri buna dair görüntüleri paylaştı. Şimdi biz reklamların ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırlayacağız çalar saatte. Geçtiğimiz Cuma günü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener buradaydı. Gündeme dair önemli açıklamalar yaptığı Çarpıcı mesajları vardı. Biraz bunu konuşmak istiyoruz. Yani altılı masadaki yankısını konuşmak istiyoruz. Meral Akşener'in verdiği mesajların sonra ekonomiye dair cümleleri. Sonra 5 Ocak önemli kritik bir tarih. Neden? Reklamların ardından Gültekin Uysal'la konuşalım. Ve siz de burada bekliyoruz reklamlardan sonra. Buyurun. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Çalar Saat'te konuğumuz. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Umut... Müjdeli... <gülüyor> Umutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> umutlusunuz. Müjdeli bir gün olacağı söyleniyor. Ondan dolayı mı umutlusunuz? Şimdi bakanlar kurulu, kabine toplantısı onu bekliyoruz. Bir doğalgaz müjdesi gelecek deniliyor. Ne dersiniz? Sanal müjdelerle mutlu olacak halimiz yok. Bu ülkenin yarınlarına inanıyoruz. O yüzden umutluyuz. Bu ülkenin yarınları vurgusu Gültekin Uysal'dan. Şimdi efendim siyaset geçiş süreci nasıl olacak? Altıl Masa'nın çalışması 5 Ocak'a kaldı. 5 Ocak'ta liderler neyi konuşacak? Sonra o hükümet programı, adaylık sürecine ne zaman gelinecek, nasıl bir takvim işleyecek? Bunların hepsini konuşacağız. Hayır, hayır, Ama hayır, hayır. öncesinde müsaadenizle olursa bir ekonomi diyelim. Hayır, hayır. Önce Cumhur İttifakı'nda ya da yönetenler tarafından ekonomi nasıl görülüyor, değerlendiriliyor? Muhalefet nasıl ele alıyor? Bir yandan da acaba siz... Yalancı bir bahar mı vaat ediyor muhalefet çünkü gelen eleştiriler de bu şekilde. Bir dinleyelim sonrasında da soralım Gültekin Uysal neler söyleyecek. Kürsü şovlarına geldiğinde mangalda kül bırakmayan Sayın Erdoğan'ın istihdam anlayışında 100 işverenden sadece 9'u kadın. Güler misiniz ağlar mısınız? İkide bir ağlamasın faizler yükseklemesin e buyur işte. Bak yüzde dokuz. Hadi yatırım yap. Yandaşlarına peşkeş çekmeye doyamadıkları kamu ihalelerinden pay alabilen kadın girişimcilerin oranı ise sadece yüzde bir. Yani makbul adam olan yandaşlar kamu ihalelerine çökmüş kadınlara da kala kala yüzde birlik bir pay kalmış. İYİ Parti lideri Akşener bu kez de kadın istihdamı üzerinden iktidara yüklendi. Kadınların iş hayatında da ayrımcılığa uğradığını anlattı. Türkiye ne yazık ki cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinde OECD ülkeleri arasında sondan dördüncü sırada yer alıyor. Çünkü ülkemizde bir kadın ve bir erkek arasındaki maaş farkı yüzde yirmi. Çiftçinin hakkını teslim edecek. Çiftçi çalışmazsa hepimiz aç kalırız. Çiftçiye destek yok. Bay Kemal yalan söyleme. Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize sağladığı kredi miktarı ne biliyor musunuz? 221 milyar lirayı geçmiştir. Yaklaşan seçimde iktidarın çizdiği olumlu tabloya rağmen muhalefetin ana gündemi ekonomi. Ağır bir ekonomik kriz var. Asgari ücreti arttırdılar. Ne kadar arttırmıyorsa arttırsınlar, hayat pahalılığını önlemediğimiz sürece fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla arttırmış olduğumuz asgari ücret vatandaşa bir nefes alma imkanı bırakmıyor. Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde otuzlu, yıl sonunda yüzde yirmili rakamlara indirmekte kararlıyız. Sıkıntımız her türlü büyük. Tarım bakanımız var. Yok, tarım bakanımız yok. Bize bakmıyor, kendine bakıyor. Çiftçi kardeşlerime sesleneyim. Belki aklınıza şu gelir. Ya CHP gelince ne yapacak? Bir, senin bankalardan aldığın kredilerin faizlerini bir günde sıfırlayacak. Yok. Ekonomi siyasetin en hararetli başlığı. Efendim şimdi altılı masa liderleri ekonomi üzerinden bir felaket tellallığı yapıyor. Değerlendirmeleri var. Siz e Öyle mi davranıyorsunuz? Felaket tellallığı mı yapıyorsunuz? Yoksa sokakta, esnafla konuştuğunuzda, vatandaşla konuştuğunuzda onların size söylediklerini mi yansıtıyorsunuz bir aynı olarak? Ne dersiniz? Hepimiz hayatın içerisindeyiz. Özellikle son bir yılda ekonomistim diyerek uygulanan politikalardan itibaren hayat pahalı nasıl arttığını gördük. Yani enflasyon istedikleri kadar ...baz etkisiyle düşüyor desin. Zaten Merkez Bankası Bankası'na nasıl talimat verildi, enflasyon düş faiz düşürülmüşse... ...TÜİ'ye de talimat vermişiz. Türkiye İstatistik Kurumu, hep ısrarla altını çiziyorum, İllüzyon Kurumu... ...iktidarın ihtiyaçları nispetinde e, belirliyor. Belirleseniz ne olacak? Siz üretim istikrarını sağlayacak, fiyat istikrarını sağlayacak, politikalar silsilesini uygulamazsanız... Bakın bugün hayvancılıkta büyük yıkım yaşanıyor. Yani bu bir zincir. Yani süt fiyatlarından başlayarak tarım hayvancılık bir döngü. Bunu sağlıklı bir şekilde siz eğer politikalarınızla oluşturmazsanız. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında 80 yıllık cumhuriyetin tarım başta olmak üzere kurduğu bütün iktisadi altyapıyı özelleştirmelerle, imtiyaz sözleşmeleriyle ve Köyü dediğimiz kamu özel işbirliği antlaşmaları tasfiye sürecini yaşadık. Şimdi soruyorsunuz niye gübre fiyatı %500 arttı? Sadece son bir yılda girdi fiyatlarında, tarımsal girdi fiyatlarında %138 artış var. Bu en nihayetinde yansıyacak. O açıdan elde kalmış bir takım kayıt dışına çıkarılmış varlık fonu da dahil olmak üzere kime nereye borçlandırıldı, satıldığı ipotek altına alındı bilmediğimiz sanal bir yazı, swap anlaşmalarıyla kağıt üzerinde düzeltirsiniz ama Türkiye'de bu zincir koptu. Çok yapısal olarak pek çok sahada çöküş var. Sadece doktorlarımız gitmiyor bu ülkeden. Bu ülkeden yazılımcılarınız gidiyor. Önümüz yıllar gidecek. Türkiye'nin bu boğucu iklimi. Bu açıdan bakınca Türkiye'de yaşanan felaketi ancak anlayabiliriz. Vatandaşımızın sokakta, pazarda, markette aldığı hangi ürün enflasyon rakamlarına falan hiç vatandaşlarımız bakmasın. Gitsin marketteki, pazardaki, çarşıdaki sürekli olarak tükettiği temel gıda ihtiyaçlarına bile baksalar bunu görürler. Asgari ücret diyoruz. Asgari ücreti e, zam diye sunduğunuz çarpık bir şekilde e, milletin cebinden gelirini çaldığınız tüy Çünkü yanlış enflasyon hesaplamasıyla güya siz enflasyonun üzerinde bir ücret belirledik diyorsunuz ki o da güzel bir Anadolu tabiri vardır. Yörük sırdından kurban kesmek diye. Hadi buyurun. Ocak ayının başından itibaren memur, emekli, işçi bunlara devlet olarak ne vereceksiniz? Bunlara bakalım. Fiili olarak Türkiye'de yaşanan enflasyon ortada. O açıdan bakınca iktidarın sanal söylemlerin hiçbir manası yok. Varlık fonu. Sadece bir örnek versek. Norveç'in de varlık fonu var. Türkiye'nin belki onda bir büyüklüğünde bir ülke. Bu ülkenin 2021 yılı varlık fonunun karı 177 milyar dolar. Çok basit bir internet taramasından bile bu gerçek çıkar. Ama Türkiye'nin varlık fonu yarınlarını, gelecek nesillerinin refahını teminat altına almak için değil, maalesef bugünü finanse etmek için kullanılıyor. Çok vahim durumdayız siz yine e, vahim durumdayız diyerek Cumhur İttifakı'nın kurduğu cümlelerin dışında bir ekonomi tablosu çiziyorsunuz. Bir de alım gücüne bakalım ama asgari ücret konusunu biraz daha açalım istiyorum ben sizinle. E, 5500 liradan 8506 e, liraya gelmesi yeterlidir. Sonra emeklimiz 3500 lirayla geçmeye çalışan emekliler onların karşısına çıkacak olan zam oranı %18'ler %19'lar. Kadar... Evet, Türkiye'de en büyük sıkıntı emekliler çıkıyor. Yani çok temel bir standardı parti olarak da ifade ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte açıklayacağımız alt siyasi partinin ortak çalışması da. Çok kısa sürede asgari ücret seviyesinde minimum da emekli aylıklarını getirmek mecburiyetindeyiz. Yani geçmişte ortalama emekli aylıkları askeri ücretin üzerindeyken şimdi Sayın Erdoğan bir lütufmuş gibi askeri ücreti sunuyor. Türkiye'deki çarpıklığı siz ee, çok geçici bir iki aylık nefes aldırır. Bu beklentiyi yönetemediğiniz için enflasyonu, zamları, bir zam tsunami'si altında e, yani tanzim marketlerden unuttuk değil mi biz? Yani iki yıl önce, 3 yıl önce tanzim marketler açılmıştı. Derdinizde derman mı? Değil. Üç harfli marketler dedi. Husumet oraları yönlendirdik ki ben MHP'nin yanlış anladığı kanaatindeyim. Bu üç harfli marketlerle Sayın Erdoğan'ın ilişki ağı bir takım tapelere baksak Urla villalarından zaten bilirsiniz yani nasıl bir ilişki ağı olduğunu. O açıdan e, Sayın Erdoğan... Saynar'dan, Suretaktan görünerek husumet orlara yönlendirerek toplumsal tansiyonu emebilir miyim diye bir gayreti var. Ama netice itibariyle değişmez. Yani şimdi majestelerini kurtarmaz diyelim bu propaganda. Netice itibariyle her gün zam geliyor. Çünkü siz istikrarlı güven veren insanlar, tüccar, esnaf sattığı malzemeyi aynı fiyattan yerine koyabileceğinden emin değil ki. O nedenle %10 zam yapacaksa o riski de öngörülemezlik dolayısıyla %20 yapar hale gelmiş. Topyekün uyguladığınız politikalar, Türkiye'de kamunun ne bürokratik öngörülebilirliği var düzenlemelerle ilgili. Bankacılık sistemine baksanız bunu görürsünüz. Şu anda tekrar bankalara yükümlülükler getirdiler. Her gün değişen bir mevzuat var. Böyle bir ülkede bırakınız yabancı sermaye gibi Türkiye'nin kronik yatırım açığı olan, Tasarruf açığı olan, sermaye açığı olan bir ülkede yabancı sermaye yerleşik vatandaşlarınız bu ülkeye yatırım yapmaz. Şimdi hemen bir çarşı pazara çıkalım. Alım gücü hangi seviyede? Önce onu dinleyelim. E, siz neler söylüyorsunuz? Sonrasında asgari ücrette yeni bir düzenleme de yapabiliriz dedi. Cumhurbaşkanı bu e, sözün de altını çizmek gerekiyor. Neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olabilir? Onu soracağım Gültekin Uysal'a. Net asgari ücret 2023 yılında 8500 lira olarak mutabık kaldı. Cumhuriyet tarihinin hem Türk lirası hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun. Ya işte yüksek yaptılar da ben çocuğuma mesela hani bir şey alamadıktan sonra ne yapayım ben o asgari ücreti? Her şeyi güzel söylüyorlar da sokağa işte çıksalar, sokağa görseler. Bakıyorsun bir ekmek olmuş 5 lira, bir teneke olmuş 200 lira. Yani 8500 Neye yetecek? 8506 liralık yeni asgari ücret için Cumhuriyet tarihinin en yüksek dedi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Bir de tablo paylaştı. O tabloya göre asgari ücretlinin alım gücü 9 yılda 4 dolar arttı. Yaptılar ama en yüksekte cizamı yaptılar. 200 liraya düşün yani. Peynir alıyoruz. Olacak iş değil yani. 50 liraydı kilosu, 25 liraydı, 30 liraydı. Gerçek hayatta bir karşılığı yok tabii. Vatandaş zaten sokağa çıktığında domatesin fiyatını, soğanın fiyatını gördüğü zaman vay çok zenginleşmişimiz mi diyor. Bir ürünü kaç saat çalışarak alıyorsun burada önemli olan. Bir ürünü örnek veriyorum Amerika'da veya başka bir yerde iki gün çalışarak alabiliyorken biz burada minimum 2 iki, iki, buçuk ay çalışarak alıyoruz. Alım gücü bence bu. Yani Rakamın 15 bin olması da önemli değil, 8 bin 500 olması da önemli değil. Asgari ücretlinin 329 dolara denk gelen maaşı 455 dolara çıkıyor yeni yılda. Tabii kur bu seviyede kalırsa. Bakanın kıyas tablosunda dolar karşılığı en yüksek asgari ücret 2013 yılında. 803 lira asgari ücret o dönem 451 dolara denk geliyordu. Yani aradan geçen 9 yılda 4 dolar arttı asgari ücretinin alım gücü ama sadece bu tabloya göre. Oysa ki artan kira fiyatlarına, katlanan faturalara, çarşıda, pazarda, markette değişen etiketlere bakıldığında vatandaş gelir gider hesabı yaptığında artmak bir yana alım gücünün fazlasıyla düştüğünü hissediyor. Zaten hesap enflasyon katılarak yapıldığında gerçek tablo ortaya çıkıyor. 2013 yılından bu yana ABD'de %30'un üzerinde enflasyon var. Yani aslında o günkü 450 dolar bugünkü 600 dolar gibi bir şey. Bugün 600 dolar olsaydı, 600 doların üzerine çıksaydı ha derdik ki 2013'teki seviyeye Denk geldi. Asgari ücretlinin alım gücünün en büyük belirleyicisi ise %100'ü aşan gıda enflasyonu. Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre 8.506 liraya çıkarılan asgari ücret ilk 4 ayda yine açlık sınırına yenik düşecek. Gıda enflasyonu aynı hızda devam ederse 8.500 liralık asgari ücret zaten Nisan ayı itibariyle açlık sınırının altına inecek. Yani enflasyonu durdurmadığınız sürece ücretleri arttırmak kalıcı olamıyor maalesef. 3-4 sene önce ayda 3-4 kez et yiyecektik. Şu an yani ayda bir kere et ancak yiyebiliyoruz. Efendim küfe kimin sırtında? Küfe bizim sırtımızda ve biz bu kadar verebildik dedi Cumhurbaşkanı. Ve olağanüstü bir durum olursa yeniden bakılır. Bir yandan da böyle seçim ekonomisi mi işletilecek? Siz ufukta gördüğünüz nedir? üfesi tüfesi küfesi e, 85 milyonun sırtında işverenin sırtında biraz evvel de ifade ettim yani yörük sırtından kurban kesmeye gerek yok işte memur maaşları emekliyle ilgili biraz evvel de ifade ettik en büyük sıkıntıyı emeklilerimiz çekiyor yani bundan aşağı yukarı e, bir yıl önce bayramda e, 13 milyon emekliye ikramiye artışı yapılalım dediğinde Çalışma Bakanı çıkıp dedi ki bütçeye 10 milyar e, maliyeti var. E, bugün yüzlerce milyarı KKM dolayısıyla değil mi? Çok sınırlı sayıda mevduat yatıran insanlara aktarıyorsunuz. O nedenle zaman zaman ifade ederim. Yani iktidarın temel tercih kurtla yiyip kuzuyla ağlamak. Şimdi Bu işin içerisinden böyle çıkabilme şansınız yok. Yetki sizde yani bu işin küfesi vatandaşın işverenin sırtında bugün bir eşiği geçtiğinizde maalesef işsizlik gibi zaten çok kronik bir probleminiz var. İstediğiniz kadar rakamlarla bunu düzeltmeye çalışın. Fiili olarak Türkiye'nin istihdam kapasitesine baktığınızda potansiyeliyle zaten buluşmuyor. Bugün aktüerya dengesinde Türkiye'de emekli sayısı değil ki 85 milyonluk Almanya'nın da 13 milyon emeklisi var. 85 milyonluk Türkiye'nin de ama Türkiye'deki istihdama baktığınızda maalesef istihdama katılım oranları işte %53-54 erkeklerde. Biz bu, bu ülkede memleketimizde neden böyle dört gözle askeri ücretin ee, ne olacağını merak ediyoruz, takip ediyoruz. Sebebi şu, askeri ücret ortalama ücret haline gelmiş. Çalışanların son bir yıl içerisinde iktidarın uyguladığı politikalarla beraber %23-24'lere kadar gayri safi milli hasıladan aldığı pay, ücretli kesimin düştüğü bir ülkede bunu ister istemez gündem yapmak mecburiyetindesiniz. Sayın Erdoğan, affedersiniz yani Anadolu tabiriyle diyelim, Önce merkebi kaybettiriyor sonra buldurunca sevindirmeye çalışıyor. Öncelikle siz TÜİK bir ülkede hırsızlık gasp sadece birinin malı gasp etmekle olmaz. TÜİK enflasyonu maalesef fiili olarak sokakta yaşanan pazarda yaşanan hele hele dar gelirli ki biz Demokrat Parti olarak temel bir teklifimiz var. Yani dar gelirli vatandaşın enflasyonuyla temel gıda ihtiyaçları başta olmak üzere üst gelir gruplarındaki enflasyonun bütçedeki etkisi çok farklı. O nedenle farklı uygulamalar yapmak mecburiyetindeyiz. Dar gelirli enflasyon sepeti oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu açıdan bakınca bu rakamlar zaten karşılamıyor. Sayın Erdoğan'da seçime yönelik zaten bugünden itibaren görüyoruz bütün adımlar, son kaynaklar, son imkanlar Seçime endeksli o sandıktan meşru gayri meşru resmi gayri resmi kendi lehine bir netice çıkartmak için her şey seferber. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar var. E, stajın SSK başlangıcı olmasını isteyenler var. Memlekette temel e, haklarda e, istekleri e, çağrıları olan izleyicilerimiz var. Bugün başlığımız müjdemi isterim. Gözler e, Bakanlar Kurulu'nda. Karadeniz'de yeniden bir doğal gaz bulunduğu açıklaması bekleniyor. Diğer tarafıyla da Çalışma Bakanı buradaki beklenti biraz düşürse de EYT'lilerle ilgili bir e, görüşme olacak bakanlar hakkında. Karar açıklanır mı açıklanmaz mı bilmiyoruz. Sizce ne olur EYT? Anlaşılıyor ki bir yaş sınır koyma düşüncesi var. Orada da hiçbir şekilde en geniş kapsamda bir kapsayıcı düzenleme yapacağız diyerek Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Erdoğan, bütün bunları söylediler ama son nokta itibariyle böyle bir düşünce var. Çok sınırlı da olsa ben de bir yaş sınırı e, ortalığa saçılan bilgilerden e, koyacakları fikir değil. E, yine yaşa mı takılacak? E, EYT'lilerin EYT'si olacak. Şimdi e, size bir anneyi e, izletmek istiyorum. İzleyicilerimiz sizlere de bir kez daha göstermek istiyorum. Eğer takip eden izleyicilerimiz varsa Bursa'ya gideceğiz. Bir anne. Evlatlarını e, geçindirebilmek için, bir yandan da besleyebilmek için ne kadar büyük bir mücadele içinde onu anlatıyor bir feryat halinde. Birlikte de dinleyelim. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'a hissettirdiği ne olacak onu merak ediyorum. Kasabın yanından ya bile geçmiyoruz. Çocuklarımız et yemiyor. Dediğiniz gibi sütü unutmuyorlar. Süt içmiyorlar daha doğrusu. Çocuğum ana sınıfına gidiyor. 5 lira küçücük bir tane süt. İki tane çocuğum var. Biri beşinci sınıfa gidiyor, bu ana sınıfına gidiyor. Ana sınıfına yazdırdım. Ee, özel diye geçiyormuş. Aylık ücret istiyorlar. Ben bunu göndermedikten sonra, bu çocuk eğitim alamadıktan sonra neye yarar? Bir tane küçük süt 5 lira. Ben bunun beslenme listesini size gösterebilirim. O çocuğa günlük yani en az 10 lira, 15 beş lira harcamam gerekiyor. Diğer çocuğuma da aynen öyle. Günlükleri 50 lira. Nereden alabilirim? Süt içmiyorlar, yumurta yemiyorlar, sebze yemiyorlar. Ben bu çocukları nasıl besleyebilirim? Yani ben kendi adıma geçinemiyorum. Neden başvuru yaptık çıkmadı? Eşiniz sigortalı çalışıyor. Sigortalı çalışıyor da benim karnımı mı doyuruyor sigorta? Asgari, var. Asgari ücreti artırmışlar. Bana ne faydası var? 8,5 lira olmuş olsun 10 bin lira da olsa ben geçim yapamayacağım ki. Alamadıktan sonra. Alamadıktan sonra ben yani bu çocukları beslemedikten sonra ben de ne, keşke olmasaymışlar Orada diyecek şeye geldim bir artık. Açık. Bir anne sesi titreyerek konuşuyor. Çocuklarım et yiyemiyor, Hı. süt de içemiyor diyor. Yani üzücü, ötesi üzücü. Aslında işte bu annenin ızdırabı, bu titreyen sesi ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu, ister iktidar ister muhalefet hepimizin kılavuzu. Eğer bir ülkede vatandaşınız marketlerden alışveriş yapamıyorsa, eczanede ilaç bulamıyorsa, hastanelerden randevu alamıyorsa neyi konuşacaksınız? Devletin asgari temin etmesi gereken sağlık, eğitim, adalet maalesef Türkiye'de sosyoekonomik gücünüze, statünüze göre tahsil eder hale gelmişsiniz. İmtiyazlı bir sınıf oluşmuş. Hep ifade ediyorum. Meksika sınırı gibi bir sınır var sınırın iktidar kanadında kalanlara her şey hak diğer kalan vatandaşlarımıza müsaade edildiği kadar hakka razı olalım isteniyor. Tablo bu. Vatandaşlarımız özellikle Türkiye'nin metropolleşen köylerden kasabalardan son 40 yılda köy kent dengesinin bu derece değiştiği metropolde yaşam her geçen gün ağırlaşıyor. Zaman zaman bizim partimiz geleneğimiz eleştirilir geçmişte köylünün çiftçinin partisi diye. Biz köyü, köylüyü, çiftçiyi sadece tarımla iştigal eden vatandaşlarımızı desteklemek için değil, metropolde yaşayan insanlarımız temin edilebilir düzeyde gıdaya erişebilsin. Hem fiyatı itibariyle hem miktarı itibariyle. Bunun için finanse etmişsiniz. Ama bütün bir sistemi tasfiye etmişsiniz. 7 tane gübre fabrikasını 272 milyon dolar özelleştirmişsiniz. Şimdi niye gübre %500 arttı diye sorarsınız. Sormadığınızın bir manası yok. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan değil, pazartesiden belli. O açıdan bu annenin ızdırabı, bu ülkeyi yönetenlerin o sesinin titremesi hepimiz için kılavuzu olmalı. Vatandaşın yüreğinin attığı yer orası. Bir anne ne ister? yani Kendi evladına sabahleyin bir simit parası veremiyorsa, bir süt parası veremiyorsa, bu ölçekte çok güzel söylemiş Asgari ücreti 8500 değil 10.000 yapsanız ne olur? Nominal olarak reel kağıt üzerinde kendimizi kandıracaksak bunlarla kandırırız. Efendim şimdi e, siyaset konusuna geçeceğiz. Yalnız EYT'de sizlerin merak ettiği konular da var. ve Bizim de bununla ilgili hazırladığımız bir haber var. EYT borçlanma ne kadar hayatımıza girecek? E, i̇sterseniz onun detaylarını paylaşalım. Sonra Saraçhane'ye dönelim. Saraçhane ile ilgili mesela Adalet Bakanı'nın değerlendirmeleri var. 12 Aralık 2022 tarihinde bir buluşma ve o buluşmada kimler var ve bir bakanın olduğu söyleniyor. Acaba bu kuris bilgisi Gültekin Uysal'da da var mı? O bakan kim sorusunu Gültekin Uysal'a da soracağız. Siyasetin sıcak konularına geçiş yapacağız. Önce EYT. TYT'de olabilir miyim? Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Onun için geldim. Ben işte şu, şu prim gün sayım şu kadar eksik. Bunu borçlanıp olabilir miyim? 99'dan önce işe girmemişse ne kadar borçlansan borçlan olmaz. Emeklilikte yaşa takılanlar, mevcut primler yeni yılda zamlanmadan askerlik ve doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalıyor. Ancak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir kez daha borçlanmalarla giriş tarihinin öne çekilmesine kırmızı ışık yaktı. 8 Eylül 1999 mutlak tarihtir diyerek. 8 Eylül tarihi, o sayı dedim tarih, o tarihi değiştiremiyor. Tamam. Çünkü çok fazla soru var. Hanımlarda da, 90, hanımların doğumda da aynı, da soruyor, Onlarda evet. da aynı şey geçerli. Biz diyoruz ki kanunumuz belli, yaşanan mağduriyetler belli, çözüm belli. Formülsüz, şartsız, koşulsuz biz 8 Eylül 99 şartlarını hastama miiade ediyoruz. Biz dedik ki bizim kendi görüşümüz ya da bakanın bu bir görüşü olamaz. 5510 sayılı yasanın 41. maddesine göre böyle olması gerekiyor. İlk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür. Sadece askerlik değil diğer borçlanmaları da yapmışsa işe başlama tarihi borçlanan süre kadar geriye doğru gider. Sosyal güvenlik uzmanları yasa net diyor. O yasaya dayanarak EYT'liler o binlerce lira borçlanıyor. EYT düzenlemesiyle emekli olamayacakları netleşirse o ödemeyi SGK İl müdürlüğüne başvurarak geri alabilecekler. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kapsama alınacak kişi sayısının arttığını söyledi ama şartlar hakkında kesin bilgi vermedi. Bir yaş aralığı olabilirdi. İtimal dahilindedir. Ee, Değerlendirilecek. Şimdi olacak demiyorum dikkat ederseniz. <laughs> İmkanlar dahilinde. Ee, İmkanlar nispetinde en kapsayıcısını. Ee, şu anda e, yani aralığın başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Daha önce 900. aydan aya artıyor bunlar. Hı hı. Ee, tanım, her ay artıyor evet. sayılar. Onun için e, aralığın başındaki rakamı söylüyorum. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Biz arkadaşlarımıza şunu diyoruz. Her şeye hazırlıklı olalım. Başvurunuzu yapın. Askerlik boşlanması için, doğum boşlanması için staj mağdurları da durumlarının netleşmesini bekliyordu. Bakan staj çalışma başlangıcı değil, eğitimdir diyerek kapıyı bir kez daha kapattı. Staj bir mağduriyet <laughs> konusu değil, staj bir eğitim. Stajda iş veren yok. İş akdi gerçekleşmemiş. Yani çalışma hayatına başlangıç Başlamamış. olarak değerlendiriyor. İş akdiyle başlanır bizim e, hukukumuzla göre. Böyle bir e, düzenleme e, söz konusu değil. Bu EYT onu kapsamıyor. EYT onunla ilgili bir konu değil zaten. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu da yine söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden bir iki hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve sizlerle kamuoyuyla da yine Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşıyor olacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcısı yıl bitmeden bir iki hafta içinde çözeceğiz dediğinde yılın bitmesine tam 8 gün vardı. Sonrasında Çalışma Bakanı bugün Cumhurbaşkanı ile EYT'yi görüşeceklerini söyledi. Muhalefette EYT'liler de düğüm çözülsün diye bekliyor. Fuat Oktay Bey'in yaptığı açıklamalarda bir iki hafta dedi. Zaten yılın bitmesine şurada 26'sıyla Cuma gününe kadar olan bir sürecimiz var. Herkes de farklı bir açıklama. Fuat Oktay'a çağrı yapıyoruz. Hiç uzatmayın, EYT'lerle oynamayın. Gelin bir günde bu EYT'yi geçirelim ve bu mesele kökten çözülsün. Tabii bu konu bir iki hafta içinde konuşulacak denilirken meclise gelmesi ne zaman? Artık yılbaşı sonrası. Seneye kaldı. Ee, Aralık ayına yetişmedi bu evet. durumda ama vaatler sözler de bu şekildeydi. Aralık ayını açtı imkanlar dahilinde e, en kapsayıcısı denilmesi burada bir yaş sınırının da gündeme geleceği anlamına geliyor galiba. Çalışma Bakanı'nın sözlerinden bizim anladığımız bir hesaplama yapmak gerekiyor. EYT ile ilgili yeniden bir planlama ve bir yayın yapmak gerekiyor galiba. Ve biz de önümüzdeki günlerde bu yayını gerçekleştirelim. Efendim şimdi gelelim Saraçhane e, biliyorsunuz ve tüm Türkiye'de zaten bunu yaşadı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası e, çıktı Bunun bir istinaf aşaması var bunun bir yargıtay aşaması var <laughs> peki bu karar kimin kararı ne dersiniz? Herkesin bildiği sır <laughs> herkesin bildiği sır olur mu? Ee, yani kitapçıları dolaşıyordum. Bir kitap gördüm. Yani herkesin bildiği sır diye bir kitap isimlendirmesi. Türkiye'de bu tür kararların kimin tarafından alındığı, verildiğini biliyoruz. İsmail Saymaz'ın üç gün önce bir kulis haberi olarak paylaştığı var. Ben de o tür kulis bilgilerini aldığım için... Anlatır mısınız? E, e, 12 Aralık gününe dikkat çekiyorsunuz. Yani kararın açıklamasından iki gün öncesine. Nedir sizdeki kulis bilgileri? Sayın Erdoğan'ın başkanlığında işte Akepenin seçim propagandasını yönetecek ekibin başında işte Sayın Kalın'ın olduğu bir bakanın olduğu işte AKP sözcüsü Sayın Çelik'in olduğu bir heyet. Yani bu ceza'yı tartışıyor yani ceza verilsin mi verilmesin mi verilen ceza'nın onların stratejisine iktidarın stratejisine seçim stratejisine ne getirir ne götürür bunları tartışıyorlar. Yani açıklamalarından da zaten. E, suçluluk psikolojisini anlıyorsunuz. Yani 3 aylık zindan mazilerinden 20 yıldır mağduriyet çıkarmışlar. Şimdi çok aleni yani bir de bir arka planını da vermek lazım. Sayın İmamoğlu e, velev ki bu sözü işte YSK üyelerine söyledi. işte Sayın Soylu'ya söylediği ortada da e, Sayın Soylu'nun kendisiyle ilgili söylediği ahmak lafı var. Niçin söyledi İmamoğlu bu lafı? Siz elinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 16 milyon İstanbullunun verdiği yetkiyi gasp etmişsiniz. 6 Mayıs 2019 tarihi Türk demokrasi için önemli bir kırılım noktasıdır. Çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren darbeler yaşamışız, ara dönemler yaşamışız. Ama sandıkla ilgili iktidar muhalefet arasında bir tartışma olmamış. İlk defa Türk demokrasinin ana kolonlarından birisi sandığı maalesef o kolonu yıktık. YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerini yenileme kararı aldı. Hangi sebeple aldı? Hiçbir meşru gerekçesi yok. Vatandaşımız da madem öyle dedi 800 bin gibi bir fark. Orada da aslında yani... YSK'ya e, güveniyor musunuz? E, maalesef bugün siyasallaşmış Sayın YSK Başkan'ın son yaptığı e, Sayın Erdoğan 3. kez aday olup olmaması ile ilgili açıklamalar da zaten İhsas Rey hükmünde o kendisinin de görev süresi doluyor ama ben kendisini zaten görevini tekrar e, sürdürtecekleri kız, e, kanısındayım. E, yani buradan hani tilkinin kırk hesabı var. 40'ı da kümes üzerine denir. İktidarın da hesabı belli. İkinci yenilenen İstanbul seçimlerinde seçim pratiği bilenlerimiz e, bilir. Eğer sandık başında itiraz etmemişseniz seçim kurullarında sandığı açamazsınız. İkinci seçimde Matbu Adalet ve Kalkınma Partisi bütün sandıkları İstanbul'da gerekçeli gerekçesiz itiraz yaptırdı ki seçim kurulunda bu kadar farkı kapatabilelim. O açıdan bu bile Sayın İmamoğlu'na verilen ceza bile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Sayın Erdoğan'ın, kurmaylarının, bu zihniyetin hukukla ilgili ufuklarını, düşüncelerini gösteren bir şey hukuk, demokrasi, hak, adalet. Türkiye'de açık yürekle söyleyeyim bu kadar hukuksuzluk oluyor. Birkaç esna dışında güya kendine muhafazakar diyen entelektüelleri, aydınları, gazetecileri, yazarları ve buraların örgütlü yapılarının bir tanesinin bu hak sesi verdiğini ifade edip ifade edebiliyor muyuz? Bir ses verdiğini görebiliyor muyuz? Neden ses Sayın Erdoğan ceza aldığında o gün Doğru Yol Partisi il başkanı olan Bugün bir başka siyasi partinin meclis başkan vekili. O gün Sayın Akşener açıkladı zannederim sizin programınızdaydı. Doğru Yol Partisi Genel Başkan yardımcıları olarak e, biz e, Sayın Erdoğan'a verilen cezanın yanlış olduğu hususunda Tazminar tavır, cezasına da çarptırıldı. Tavır aldı Sayın e, Şimdi e, ortada bu hukuksuzluk var ve tekrar sorunuzun başına bu kararı veren kim? Hani herkesin bildiği sır Sayın Erdoğan yani bu tür e, gazeteci Yücel davasında da, Raip Bransın davasında da, işte kaşıkçı davasında neler neler söylendi? Türkiye'de bağımsız bir yargının işlediğini falan kim söyleyebilir? Efendim, yani bunu söylerken... Cemil Meriç'in Cemil Meriç'in güzel bir sözü var. Türkiye'de o benzetmeyi yapar. Adalet yargıyı büyüklerin yırtıp geçti, küçüklerin takıldığı Maalesef e, iktidara karşı bir iddianız yoksa o tür davalarda işte işlediği kadar hukuk işliyor. Onun dışında kurulan mekanizma, yargıyı, bu kuvvetlerin uyumu diyerek birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi ile beraber bir sempozyumda Sayın Erdoğan konuşuyor. Neymiş? Kuvvetler ayrılığı yerli yerine oturmuş. Yani herhalde önüne koyulan metinleri okuyor. Şuurunda bir idrake sebep olmuyor fiili olarak Türkiye'deki durum. Şimdi e, siz böyle nitelendirince de Adalet Bakanı'ndan bir açıklama geldi ve dedi ki altılmasa mağdura yatıyor. Mağdura yatmaya gerek yok. Ortada büyük bir facia var. Hukuk çöküntüsü var. Ne mağduru? Yani Sayın İmamoğlu'nu hakaret dolayısıyla siz siyasi yasaklı hale getireceksiniz. Nasıl bir acı, nasıl bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmek dolayısıyla oluşmuş bir kim ve garez var ki... ister hakaret davası yoluyla siyasi yasak getirmek ister. İşte arkasından hemen yine de yedekte tutmak için bir terör soruşturması ee, Sayın İmamoğlu ile ilgili başlattılar. Orada da kayyum atama teşebbüsü aslında toplumsal tepkiyi sınıyorlar. Saraçhane'de de alt siyasi parti olarak oradaki birlikteliğimizin temel vurgusu da odur. Milletin Size hakkını bir kırmızı kart Gördünüz mü? Mesela halk e, bu mağduriyeti gördü ve altılı masaya, sarı buluşmasına kırmızı kartı da gösterdi dedi Adalet Bakanı. Siz öyle bir kırmızı kart gördünüz mü? Öyle bir hissiyatınız var mı? Yani Sayın Erdoğan'ın e, bir bayram buluşmasıydı zannederim. Sarı fotoğrafına bakın. Bir de bizlerin yaptığı o toplantıya bakın. Onu görürsünüz. E, Sayın Bakan e, bu tür laf kalabalığı yapacağına bence Türkiye'de adaletin sağlıklı bir şekilde işletmesine odaklansa çok daha iyi olur. Peki e, bu süreç nasıl ilerleyecek siz de hatırlattınız e, yedek bir soruşturma tutuluyor iddiası da dillendiriliyor Ekrem İmamoğlu kendisine verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve sonrasında başlatılan o terör soruşturması 12 Aralık gecesinde bir bakan olduğu da söyleniyor o bakanın kim olduğuna dair bir bilginiz var mı? Ben Sayın İçişleri Bakanı ile ilgili öyle bir rivayet e, kulağımıza çalınan. Yani o gün o Ve toplantıda... kendisinin ısrarla Sayın İmamoğlu'na ceza verilmesi noktasında görüşü, talebi, düşüncesi olduğu ifade ediliyor. Ben öyle bir bilgi aldım. E, ne kadar doğrudur, yanlıştır e, ama netice itibariyle siyasetin işleyişini Ankara küçük yer hepimiz biliyoruz. Siz de bilirsiniz. Şimdi o zaman bu sürecin nasıl işleyeceğini anlatır mısınız? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Yani bu dava e, nereye varacak? İstinaf, yargıtay aşaması, sonra terör soruşturması. Aslında bu öngörülmez bir süreçti. Ben zannederim iki yıl önceydi. E, bir yine başka ulusal kanalda e, gazetecilerin olduğu bir programda ifade etmiştim. Yani şu çok net. Bugünkü toplumsal iklimde, bugünkü siyasal iklimde bu mekanik işlediği müddetçe Sayın Erdoğan'ın işi zor, tarzan zor da. Siyasal iklimi derinden sarsacak, toplumsal iklimi derinden değiştirecek bir takım operasyonel hamleler. Bu pozitif operasyonel hamleler de olur, negatif operasyonel hamleler de olur. Bunların başında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere CHP'li belediyelerin hedefe alındığı seçim öncesi buraların kamu eliyle bir tarafta İçişleri Bakanlığı, diğer tarafta Adalet Bakanlığı'nın yürüteceği soruşturmalar, terör, yolsuzluk gibi isnatlarla hem el değiştirmesini sağlamak hem de kamuoyu oluşturmak. Yani bu öngörülmez bir şey. Bugün yaşıyoruz. O gün bir gazeteci Nagihan Alçı vardı yayında itiraz etti. Yani olur mu böyle şey? İşte bakın iki yıldır yaşadığımız sürece baktığınızda olur. Bugün geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Türkiye'de Siyasal iklimi zehirlemek için siyasal rekabetin sınırları, köşe taşları her gün iktidara göre değiştiriyoruz kuralları. Nasıl bir seçim süreci sağlıklı bir şekilde Türkiye'de işleyebilir? Biz bütün bunlara rağmen milletimizin iradesinin üzerine bir tane gölge düşmemesi için meşruiyetten ayrılmadan var gücümüzle çaba sarf ediyoruz. İktidarın saraçane buluşması da böyle bir şey mi? Saraçhane buluşması da milletin bu refleksini ortaya koymak noktasında çok önemliydi. Bence e, iktidarın endişesi, korkusu o açıdan kararı bile sahiplenemediler. İki gün evveldi zannederim yine bir kanalda Ulaştırma Bakanı e, İsmailoğlu'nun açıklamalarını dinliyorum. Bu karar doğru mu yanlış mı diyor. E, ortada diyor bir hukuk kararı var işte istinaf süreci var. E, e, Yargıtay temiz süreci var diyor. Yani doğru bu karar yanlış bile diyemiyorlar. O açıdan tekrar ifade ediyorum. 20 yıllık süreç. Türkiye'de muhafazakar demokratız diyerek, erdemler hareketiz diyerek başlatmış bir hareketin geldiği noktayı gösteriyor. Sayın Erdoğan'ın iktidarının, hükümetinin, partisinin, zihniyetinin hak, adalet, hukuk, demokrasi diye hiçbir kaygısı yok, hiçbir düşüncesi yok. Zaten bu kavramlar onlar için konjektürel kavramlardı. Muhalefetteyken seslendirilecek kavramlardı. İktidar oldular. Artık motorlar durmuş, o 7 Haziran'dan itibaren sayın Erdoğan suni tenefüslerle iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Devletin gücüyle, bütçesiyle, kadrolarıyla beraber bu süreci yürütmeye çalışıyor. Şu 6 yaşında evladımızın başına gelenler bu ülkede hepimizi sarsmalı. Hepimizi sarsmalı. İktidarı sarsmalı. 2 yıl olmuş hadise kamuya intikal edeli Adalet Bakanlığı Aile Sosyal Planlamalar Bakanlığı'nı e, suçluyor. Bunun sorumlusu kim? Toplumsal tepki bu kadar olunca en küçük eleştiride İmam Hatipler eleştirdi diye yani cezaevine attınız şarkıcı Gülşen'i. Burada ortada çok net bir hukuk çiğnenmesi, bir derin toplumsal ızdırap üretecek bir hadise var. İki hafta sonra ancak baskılarla iki kişiyi tutukladınız iktidarın anlayışı belli. Yani siyasal hedefleme yaparak mevzuyu ama toplumsal tepki olunca bunun üzerine gitmek mecburiyetinde kaldı. O açıdan bütün ayarlar seçim ayarlı. Şimdi e, siz hatırlattınız o evladı ve o evladın işte ailesi onun nasıl yaptılar? Evet herkes ayağa kalktı. Sonradan Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. Biz her şeyi yaptık, elimizden geleni yaptık. İki yıl peki neredeydi Aile Bakanlığı, sonra Adalet Bakanlığı? Bunların hepsi bir tartışma konusu olarak hayatımıza girdi ve herkesi de derinden yaraladı. Şimdi bir haber daha var. Onu da Demokrat Parti Genel Başkanı ile birlikte bir izleyelim. Bir vakıf, kaçak bir vakıf. Nasıl oluyor da bu kadar itiraz gelmesine, düzeltin, düzeltin denilmesine rağmen niye kapatılmıyor? Niye faaliyetine devam edebiliyor? Burada da bir sorumluluk yok mu? Neden o sorumluluk üstlenilmiyor? On tartışması. 15 gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verin diye bir ibare var. Sancaktağ Belediyesi ciddiye almıyor, cevap vermiyor. Göz göre göre süreci buraya doğru sürüklediler. İsmail Ağa cemaatinden Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G. 6 yaşındaki çocuğunu dinin nikah adı altında tarikat üyesine verdiği, yıllarca istismar edilmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. Bu rezalet ortaya çıktıktan sonra o vakfın İstanbul Sancaktepe'deki binası mühürlendi. Ancak AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü'nün aylarca kaçak tarikat binasına göz yumduğu ileri sürülüyor. Belediye meclisinin muhalefet üyeleri suç duyurusunda bulundu. Buradaki kaçak ile ilgili bilgi kaçırma da var yani bilgi saklama da var daha doğrusu. Bir sonuç alamayınca artık mahkeme vermek oldu. Savcılar suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Kalkıyor belediye başkanı işte bu vakfın uzantısı vakfa giderek o vakfın kapatılması gibi şeylerle şov yapıyor. Öncelikle bir defa sen kendi ne yaptığının farkında mısın? Buna bir bak. Kayırmacı imkanların insanların gözünün içine soka soka yapıyorlar. Yani şov dediğimiz şey tam da buradadır. 6 yaşındaki çocuklarımızı bu ahlaksız taarruzdan koruyamıyorlar. Ve o sapıkları memnun etmek için İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekten de hiç ama hiç utanmıyorlar. Sayın Erdoğan, asla unutturmayacağız. İyi Parti lideri Meral Akşener'in unutturmayacağız dediği skandalın ardından mühür vurulmuştu Hiranur Vakfı binasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu için şov yapıyor demişti. Mühür öncesi İBB'nin defalarca bilgi ve belge talep ettiği Sancaktepe Belediyesi'nin sessiz kaldığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Müdürlüğü'nden ilk yazı 25 Şubat'ta gitti Sancaktepe Belediyesi'ne. 15 günlük yasal sürede oldu. 3 ay sonra 6 Haziran'da bir yazı daha gönderildi. Belediye meclisi üyelerinin iddiasına göre tüm bu belgeler gizlendi, işleme konulmadı. Eylül ayında tekrar İBB bununla yazı yazıyor. Bu sefer 5 iş günü içerisinde cevap vermeniz gerekiyor. Buna da muhatap alınmıyor. Şubat, Haziran ve Eylül'de istenen belgeler gelmeyince 9 Kasım'da İBB binada inceleme yapacağını duyurdu. 8 Aralık'ta da mühür vuruldu iskanı yok zaten. Ondan dolayı da kaçak yapı deniliyor. Yapılan inşaatlara göz yumulmuş. Hem geçmişle ilgili hem imza yetkisi olan memurlarla ilgili hem de şu anki aktif belediye başkanı Şeyma Döyücek hakkında görevi kötüye kullanmadan dolayı suç duyurusunda bulunduk meclis üyeleri olarak. 25 Şubat'tan 8 Aralık'a kadar resmi yazıların gittiği Sancaktepe Belediyesi'nin sessiz kalması nedeniyle suç duyurusunda bulundu CHP'li ve İyi Partili meclis üyeleri. iddialarını da bir adım öteye taşıdılar. Elektrik, su, doğal gaz, kira bedellerinin Sancaktepe Belediyesi'nden karşılandığı tarafımızda belgeleriyle mevcuttur. Şimdi Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masa çöktü çöküyor böyle bir değerlendirme yapmıştı haberimizi izleyelim ve soralım altılı masada son durum nedir? Haramilerin iktidarını hep beraber yıkacağız o sene. Bu sene kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet. Önümüzdeki seçimler için kurulan Fiskos masasında aylardır nesinsi kirli pazarlıklar yaptı. Erdoğan altılı masayı Fiskos masası benzetmesiyle kirli pazarlıklar yapmakla suçladı. İyi Parti lideri Akşener Ankara'daki kadın buluşmasından Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet diye ses verdi. Liderlerin en üst perdeden çıkışları, ittifakların seçim takvimi yaklaştıkça sertleşen mesajlarıyla tansiyon yükseliyor. İçerisi dolu, dışarısı dolu. Var ya bu gece kimse uyuyamayacak. Gene abilerin rahatını bozdunuz. Hadi bunu başardılar. Gelince ne yapacaklar? Elbette başbakan Meral olacak. Hem de onunla bununla pazarlık ederek değil. Önce bu ucube sistemi değiştireceğiz. Mesajları sertti ancak morali yüksekti Meral Akşener'in Ankara'daki kadın buluşmasında hatta sahnede sanatçı Mustafa Sandal'la birlikte kısa süre dans etti. <laughs> Konuşmaya geçildiğinde ise çok net konuştu Akşener. Islarla ben başbakan olacağım dedi ama Cumhurbaşkanı adayı için henüz bir işaret yok. Cumhur İttifakı Altılı Masa'nın çıkaracağı adayı bekliyor uzun süredir. Adayın açıklanması geciktikçe de mesajlar, eleştiriler sertleşiyor. Sürece müdahil olan ablaların da bizde varız çıkışı bir menfaat çatışmasıdır. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Rol çalma gibi falan zannedil. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. 2022 biterken Altılı Masa'nın yeni yılla birlikte 5 Ocak'taki toplantısı ve Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün bekleniyor. Efendim şimdi Cumhurbaşkanı en son söylediği İSKOS masası sonra e, MHP'lidir Devlet Bahçeli menfaat çatışmalarının olduğunu söylüyor altıl masada. Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, baba ile abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyirci. Biz bu olan bitene zillet demeyelim de ne diyelim dedi Devlet Bahçeli. Siz de seyirci pozisyonunda. Hani öyle tasvir ediliyorsunuz. Vallahi Cumhur İttifakı işine baksın yani hükümet etme mesuliyeti kendilerinde. Biraz evvel annenin ızdırabını gördük. Yani demokrasilerde muhalefet iktidarı eleştirir. Türkiye'de iktidar muhalefeti eleştirir halde. Tabii bütün hesapları altılı masayı dağıtmak üzerine. Ee, korkuyla beraber bunu biraz normal karşılıyorum ama. Türkiye'nin çok can alıcı meseleleri var, can yakıcı meseleleri var. Söyleyecek söz bitmiş. O açıdan bu tür isnatlarla olmadık sözlerle kademe kademe Türkiye'de altı siyasi partinin yürüttüğü çalışmalar, hedefler, programlar ortaya dökülüyor, paylaşıyoruz. O açıdan kendilerini bu manada 20 yıldır iktidardalar. Türk milleti kendilerine mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermiş, bütçe vermiş, zaman vermiş. 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak süre vermiş. Yani Sayın Erdoğan bu sürelere baksın. Biraz evvel iş gücü piyasası ile ilgili de o kadar çok şey konuştuk. Maalesef düzensiz bir piyasa, öngörülemez, pek çok problem. Eğitimden başlayarak siz arz ve talep dengesini ...eşitleyememişsiniz... ...Türkiye'de... E, ...çok derinden eğitimde çöküş yaşanıyor... ...ve yoksulluk kalıcı hale geliyor İlker Bey... ...eskiden bu ülkenin... 1950'de 3 bin üniversite öğrencisi var... ...3 tane üniversitesi var... ...dün Sayın Erdoğan açıklama yapıyor... ...her vilayete üniversite açtık diye... ...mesele... ...vatandaşımızın eğitime erişimi ayağına... ...sadece... E, ...binalardan ibaret, duvarlardan ibaret... ...çatılardan ibaret binalar koymak değil... Yani geçenlerde mesele bir yandan da galiba e, galiba değil elbette tencere meselesi tencere doluyor yani mu tencere boş mu Bu yıl mu? ilk defa Türkiye'de yüksek puan almış evlatlarımız yaşanan ülkedeki bu ekonomik altüst olur alım gücünün kaybı İstanbul'u tercih edemedi İstanbul'da üniversiteleri tercih edemedi on binlerce gencimiz şimdi neyi konuşuyorsunuz siz. Altılı Masa konuşuluyor Cumhur İttifakı'nda. Altılı Masa'nın da adayı merak ediliyor. 5 Ocak gününe kaldı. Daha erken olacaktı. 26 Aralık tarihi, 27 Aralık tarihi. Böyle bir tarihte toplanacaktı. Ev sahibi de gelecek varsa ama 5 Ocak'a kaldı. Altılı masa söylem anlamında böyle zaman zaman gerginlikler yaşıyor ama bir yandan da anayasa meselesini halletti. Hükümet programına çalışıyor. Biz 5 Ocak'ta neyi öğreneceğiz? Altılı Masa'nın hangi adımını? Yürüyen çalışmalarımız zaten var. Ee, özellikle ana politika, politika çerçeveyi ekonomiden başlayarak pek çok başat politika sahasında temel bir çerçeve çıkartmaya çalışıyoruz. Büyük ölçüde e, süreç gayet sağlıklı bir şekilde işledi. Elbette farklı siyasi partilerin farklı tonlamaları var, farklı e, vurgulamaları var ama en nihayetinde altı siyasi partinin ortak perspektif üretmesi mecburiyeti var. İstanbul Sözleşmesi'nde o perspektif mesela gösterilebilecek mi, üretilebilecek mi? Ben İstanbul Sözleşmesi'nin ismi, isiminden bağımsız Türkiye'de toplumsal tepkinin şu 6 yaşında kızımızın başına gelen hadise de gösterdi. Ya yani skandallar aslında Türkiye'de birbirini izliyor. Yani kamuoyunun çok gündemine gelmedi. Aslında gündeme geldi işte Konya'da bir kızımız Güya e alınma vaadiyle su ihtimal edilmiş. Milli eğitim yani skandalı skandalla kapatır haldesiniz. Yani Türkiye'de narkoz eşiği daha da yükseliyor. O açıdan bakınca o toplumsal... açıdan siz yani nedir? Mesela toplumsal... İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin temeli Cumhuriyet temel bir hedefleme yapmış toplumsal gelişimini, topyekün gelişimini, kadının toplumsal hayatta aldığı mesafeyle eşitlemiş. Türkiye çağdaşlarından bile çok daha önce seçme seçilme hakkından başlayarak pek çok hakkı vermiş. Tabi bunu lütfederek yukarıdan vermeniz değil, bunu bir toplumsal talebe dönüştürmeniz. Bugün Türkiye altyapısını kurmuş, eğitime erişim en önemli şey. Ve bugün özellikle metropollerde kadın istihdamı, kadının istihdama katılması, hane halkı gelirini artırabilmenizin yegane yolu. Bu noktada da Türkiye bütün ağır aksak işleyen bu durumda e, kültürel kodlar e, pek çok sahada öğretim üyelerinden başlayalım. E, önemli eşitliği, dengeyi sağlayabilmiş durumdayız ama pek çok sahada da sağlayamadığımız ortada. Bu durumda İstanbul Sözleşmesi yeniden Biz tarafız yani o noktada bir problem yok. Yani ben siz İstanbul Türkiye'de, Sözleşmesinden tarafsızım. E, Sayın Erdoğan'ın yani bu işi adını İstanbul Sözleşmesi demişsiniz. İmza atarken aklınız neredeydi? Madem böyle bir çekinceniz vardı. Kusur. Zamana, şartlara, konjektüre göre Sayın Erdoğan'ın fikri değişebilir. Saadet Partisi'nin fikri değişebilir mi masada? Elbette siyasi partilerin onların da temeli itibariyle toplumsal hayatta bu noktada kadının korunması, ailenin korunması noktasında Hepimizin hassasiyeti var. Gördüğüm kadarıyla Saadet Partisi'nin de hassasiyeti var. O vurgu ortada. Peki sığınmacılar meselesi Demokrat Parti'nin bir şerh koyduğu yazıldı. Öyle midir? Mesela Suriyelilerin ülkelerine onurlu geri gidişleri ifadesine bir şerh koyuyor deniliyor. Haberlere göre Demokrat Parti öyle midir? Gelecek Partisi ise onurlu ve insani geri dönüş ifadesini eklemek istiyor. Partilerin farklı farklı ifade ettiğim perspektifleri var. Göç meselesi. Siz ne diyorsunuz göç meselesinde? Göç meselesi yani Türkiye'nin demografik bir tehdide dönüşme eşiğine gelmiş. Ama bu bunu sonuçları üzerinden Türkiye'de hamaset yaparak değil, kaynağında meseleyi çözmek durumundasınız. Şu çok net. Sayın Erdoğan, AKP'li bir Türkiye'nin göç problemini, sığınmacıları, Suriye meselesinde ülkenin menfaatlerini merkeze alacak bir adım atabilme imkanı yok. İşte Sayın Erdoğan Moskova üzerinden Bir görüşme talebi oldu İşte ona bile e, Şam Seçimleri bir görelim noktasında Tavrı var o açıdan Karşılıklı güvenin kaybolduğu Siz e, bir başka Ülkede komşu ülkede iktidarı değiştirmek Diye bir vazifeniz yok Attığınız adımların bedeli Çok net Suriye'de iki tane kırılma Yaşandı bir PKK devleti Kurulur hale geldi Sayın Erdoğan'ın AKP'nin politikaları neticesinde İki Uzun asırlar sıcak denizlerin imma hayali olan Rusya ile bu bölgede geldik, komşu olur hale geldik. Peki mesela Demokrat Parti iktidarda olsa Suriyelilerle ilgili, göçmenlerle ilgili nasıl bir politika izler? Çok açık yani merkezi hükümetle ilişki kurarak orada insanların geri dönüşü için olumlu zemini Temin etmek noktasında diplomasi işletmek mecburiyetindesiniz. Devlet devlet olduğunda bu meseleyi çözer. Tabii Türkiye'de çarpıklıklar silsilesi. Almıyorum derse mesela. mesela, ee, yani mesela. Işte onu, onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani oralarla sağlıklı ilişkileri kurmak lazım. Elbette muhaliflerini kendi sınırlarının dışına çıkartmış. Şam rejimi de bunu bir avantaj olarak kullanıyor bugün. Şimdi biraz böyle hızlı ilerlemek istiyorum. Az da bir süremiz kaldı efendim. Yeni hükümet programı nasıl olacak? Bakanlıkların oluşumu nasıl olacak? Bir yandan da bu büyük bir merak konusu. E, liderler mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Burada e, milletvekili olacak mı mesela liderler? Burayı bizi bir anlatır mısınız? Bence önemli bunlar çünkü. E, yani hem önemli hem çok çünkü da önemli. Çünkü siz de ayrı ayrı çalışıyorsunuz. Bunu. Parti de, parti burada, lider lider. Cumhurbaşkanı adayı adayıyla beraber, kadrosuyla beraber, programıyla beraber Türkiye'de tarihi bir sorumluluğu taşıyoruz. Türkiye tarihi bir eşikte. Önümüzdeki tercih sadece 4-5 yılda yapılan bir seçimde yaptığımız tercihten ibaret değil. Sayın Erdoğan'ın teklifi ortada. Sayın Erdoğan Türkiye'yi biraz daha içe kapatarak bir şahıs devleti haline getirmiş. Keyfi bir rejimle beraber lütfettiği kadar hakkı hukuka razı olalım istiyor. Vatandaşlarımız milyonlar buna razı mı değil mi? Ülkenin yoksa bir tarihi yürüyüşü var. Bu tarihi yürüyüşü içerisinde hukuk devletinin yerleşik hale geldiği, kuvvetler ayrılığının teminat altına alındığı, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir ülke mi olacak? Yoksa birilerinin aslan payını aldığı, birilerinin de milyonların da sırtlan payına razı olduğu bir Türkiye mi olacak? Temel tercihimiz bu. Bizim de bu noktada altı siyasi partinin ortak hedefi, Biraz evvel de ifade ettim. Çok e, adayıyla, kadrosuyla, programıyla Türkiye'de bir değişimi yönetebilecek, değişen dünyayla beraber Türkiye'nin senkronizasyonunu sağlayacak, uyumunu i̇şte o, sağlayacak. Hani en çok merak e, edilen bu de, politikaları değişimi... koyuyoruz. O noktada genel başkanlar da onun dışında ben milletin risklerini yönetecek bir siyasi onun dışındaki kadroları milletle seçim öncesi buluşturmanın doğru bir strateji olduğu kanaatindeyiz. Bu fikrimizi de her vesileyle söylüyoruz. O süreç, geçiş süreci elbette bir önümüz geçiş dönemi olacak. Bir yanda anayasal olarak yeniden bir dizayn yapmayı milletimize taahhüt ediyoruz. Diğer tarafta da Türkiye'nin ekonomiden dış politika başta olmak üzere bekleyen, performans göstermeniz gereken politik alanlar var. Buralarda da çok yapısal olarak Türkiye'yi dönüştüreceğiniz, başarıya eriştirmeniz gereken, çivisi çıkmış hadisenin yerinden oynamış, talimatla faizleri düşürseniz ne olur bugün, toptan TÜSİA'da, Türk Konfede iş adamı örgütleri bas bas bağırıyor. Yani iş adamlarının e, krediye erişimi, kaynağı erişiminin önünde yapısal engeller var diye. Yani siz bir tarafta resmi olarak rakamları, faizi belirleseniz ne olur? İş adamlarımız, vatandaşlarımız o düzeylerden kaynakları e, kaynaklara erişimi yok. E, siz de <laughs> hukukçularınızdan bir görüş alıyorsunuzdur. E, sizin adayınızın ve onun takviminin ne zaman olacağını sormadan önce... Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? Çok net olamaz. Yani pek çok hukukçu kredibil yani kredibilitesi olan, kamuoyunda güvenilirliği olan akademisyen, hukukçular, profesörlere baktığınızda görüş ortada. Yani çok net. YSK Sayın Erdoğan iki kez mazbata düzenlenmiş. Anayasa hükmü de ortada. Bu anayasayı, bu değişikliği muhalefet yapmadık. Ama şöyle bir varsayımla, Sayın Uçum çıkıyor televizyonlarda Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı. Ee, Sayın Erdoğan bir gün kendisini yakalarsa bunların hesabını sorar. Başıma bu iki dönem işini nereden açtınız diye. Şöyle hesap ettiler. Biz nasıl olsa e, her zaman yüzde üzerinde oy alıyoruz. İster mecliste ister referandum yoluyla tekrar millete gideriz. Bu işi hallederiz. Bugün iki dönem koyarız. Nasıl partiyi koyar, kurarlarken Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üç dönem kuralı koydular. Sonra Sayın Erdoğan döndü dedi ki bu can bu bedende olduğu müddetçe e, hizmete devam. Yani bu kuralı nasıl esnettiklerini biliyoruz. Ama bugün anayasayı değiştirecek gücünüz yok. İşte seçimin erken alınsın mı alınmasın mı? Alınsın e, mı? Lan? 360 mecliste bulmanız lazım 5'te 3 çoğunluğu. Alınsın mı peki? E, yani artık Türkiye'nin e, seçim sürecine girdi. Yani bir ay önce o, olmuş olmamış bunda bir manası yok ama Demokrat Parti olarak bizim tavrımız şu. Sayın Erdoğan'ın e, siyasi projeksiyonu hizmet edecek şekilde muhalefet davranmamalı. Biz netice itibariyle iktidarın bu tür değişikliğine onay vermek istemeyiz. Sebebi de şu, geçmişte olduğu gibi bir aydan üç haftadan e, bir şey çıkmaz. E, ama meclisin seçim yenileme kararı almasının üreteceği siyasi hükümler var. Bu noktada e, dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Başörtüsü düzenlemesinin referandum ma referandumda ele alınması milletin önüne getirilmesi buna ne dersiniz Ya Sayın Erdoğan stratejisi belli zaten etrafında danışmanlarına da bana bir referandum konusu bulun diyerek talepleri olduğu da ifade ediyor 2007 2010 şöyle geriye doğru döndüğümüzde sıkıştığı tüm eşiklerde toplumsal arkasında toplumu konsolide edebilmenin yolu olarak referandumları bir strateji olarak kullandı ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok iyi niyetle bu tür iktidar, bir takım mütedeyim, muhafazakar kitle ve örgütlenmeleri tehdit ederek bak ben gidersem başınıza o gelir bu gelir. vatandaşın teminatı anayasadır, hukuktur. Bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu bir endişeyi gidermek için iyi niyetle bir beyanda bulundu. Ama bu beyanla beraber, olumlu bulmakla beraber bu riskleri de o gün sosyal medya üzerinden paylaştım. Sayın Erdoğan stratejisi belli toplumsal yarılmayı söyleyecek söz bitmiş. Türkiye'de ekonomide atacağınız adım işte tekrar dönüp o yaş gözü sesi titreyen annenin ızdırabını dindirecek bir politikayı uygulayamamışsınız. Şimdi kültürel alanda, e, siyasi alanda başörtüsü üzerinden acaba bir toplumsal yarılmayı stratejik olarak örgütleyebilir miyim? Sizin yaklaşımınız o zaman olumsuz mu? Yani biz bu meseleyi bir referandum yoluyla gider de diyor gitmez de diyor Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan stratejisi belli. Bu stratejiye hizmet etmemek için akıl yürütmek mecburiyetindeyiz. Efendim şimdi e, az önce siz de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na e, atıfla konuştunuz. Masa karar verecek adaya. Biz aday takvimini 5 Ocak'tan sonra mı öğreneceğiz? Biz adayı ne zaman öğreneceğiz? Millet İttifakı'nın adayını ne zaman öğreneceğiz? Muhtemeldir ki seçim takvimi başlayınca. 5 Ocak'tan sonra. Yani seçim takvimine Seçim epey takvimi bir başlayınca başlayayım. öğreneceğiz diyorsunuz. Peki Ekrem İmamoğlu'nu konuştuk. Kısacık soracağım ve sonra da Sayın Akşener'e sorduğum soruya geleceğim. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı bu sürece baktığınızda siz bu süreci okuduğunuzda hak mıdır? Risk midir? Nasıl ele alırsınız? Ya Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önemli bir vazife yapıyor. Önemli bir değişimi sağladı. Eee toplumumuzun da kendisine yani çok önemli bir rol atfetti. Elbette yerel siyaset, genel siyaset, 94 yılında Sayın Erdoğan hikayesiyle beraber böyle bir modelleme de var siyasette ama bugün siyasetin şartları, sınırları, toplumsal beklentiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi Türkiye'nin kamuoyunda olan birisiyle ilgili bu tür beklentilerin olması bence normal. Ama ee, siz ama zaten hani biz belirli değerlendirmelerimizi yaparken netice itibariyle biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı orada yani e, o düzlemde bir değerlendirmeyi yapmayı e, doğru buluruz. E, Sayın Yavaş'la ilgili de, Sayın İmamoğlu ile ilgili de e, iktidarın stratejisi belli. Seçim öncesi buraları gasp etmek. Yani siz Ekrem İmamoğlu görevinde kalmalıdır pozisyonda mısınız? Yani ben oraları boşaltmanın çok doğru ve anlamlı olacağı kanaatinde değilim. Ama o noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmeleri nasıl olur onlara da bir yorum yapmak istemem. Peki masaya Kemal Kılıçdaroğlu o gün geldi ve ben aday olmak istiyorum dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kılıçdaroğlu'nun bu isteğiyle ilgili ne der? Ya uzun süredir isimler üzerinden bir tartışma aslında Yürüyor ama hani altın masada da bütün bunları temel nitelikler itibariyle konuştuk. Asıl olan şu bugün bir ortak irade var ve bu ortak iradenin göstereceği adayın. Ben zaman zaman hani iktidar cephesinin sabah akşam görev edinmiş bir takım köşe kadıları da var. Televizyonlarda istihdam edilmiş kadrolu elemanları da var. Operasyonel kiralama yöntemiyle kiraladıkları akademisyen, avukat, gazeteci, yazar. Ee, neyse yani onların işte o seçilir bu seçilemez gibi bir takım propagandayı iktidarın yapmasını anlarım ama muhalefetin zaman zaman kendi adına böyle bir tartışma açmasını doğru bulmam. Şuna çok net inanıyorum. Bu keyfi rejimle ilgili toplumumuzun çok net bir kanaati var. Bu keyfi rejimin doğal çıktılarının bedelini işsizlik olarak, enflasyon olarak, çift haneli faiz oranları olarak işte çocuğuna süt alamayan anne olarak, eczaneden ilaç bulamayan baba olarak hepimiz yaşıyoruz. Kim olsa kazanır mı diyorsunuz evet. yani? Ben Ben aday... ortak iradeyle beraber elbette siyasal karakter çok çok önemli. Netice itibariyle gök taşı düşecek, uzaydan biri gelecek hali yok. No name, ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası zaten Türkiye'de evet. yaşanmaz. Siyaset içerisinde bir kuvvetli aktör olur. Kılıçdaroğlu'na ne dersiniz? Son Sayın oldu olur, Sayın Akşener nerede olur. Ben uzun süredir söylüyorum. Mesela sadece isim değil, isimle beraber kadrodur, programdır. Efendim çok teşekkür ederim. Ben Geldiğiniz için Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Çalar Saat'te konuğumuzdu. Siyaseti ve ekonomiyi kendisiyle birlikte değerlendirdik. Kapatıyoruz. Yarın saatler 7.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Yavaş yavaş 2022'yi uğurluyoruz. Ee, o ana dek, buluşuncaya dek hoşçakalın, güzel bir gün olsun. Son bir cümle. Biz de hayırlı seneler diyelim. Umuttur, yeni bir yıl. Milletimiz adına e, güzellikleri hepimize e, gelsin istiyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür, çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. efendim. Geldiğiniz için hoşçakalın. Yarın sabah görüşürüz.